İkramda yoktur üstüme güvenirim. Ben Zeki Bey. En iyi gelin benim. Haydi buyurun gelin evime. Düğünümü izleyelim. Kim ne takmış görelim. Hilal İçlek, 33 yaşında ve 3,5 yıllık evli. Bir giyim mağazası olan gelinimiz aslen Kastamonulu. Bugün de çok şıksınız. Teşekkür ederiz. Biz de öyle. Teşekkür ederiz. Ben de çok şıksınız. Değil mi? Evet değerli izleyenler, ben gelinlerimi aldığım haftanın 4. günü Hilal Gelin'e konuk olacağız. Biraz rüzgarlı bir yerde. Evet. Evet. Aslı Hanım biraz önlerinizi şöyle koyalım. Böyle mi? Evet, uçuşmasın. Uçuşuyor mu? Güzelliğiniz evet, daha evet, çok gözüksün. Ne yapalım artık? Evet yani. Evet. Havada güneş var. Evet. Serinlik de var, rüzgar da var. Hepsi evet, bir arada. Evet. Kış havası ama aynen öyle. Havası. Olsun, keyifler yerinde olsun. Vallahi İstanbul, Haliç nasıl güzel evet, bir yer değil güzel. Mi? Evet, çok evet, güzel. Çok güzel. Çok. Şimdi bize Hilal burada randevu verdi. Evet. Mutlaka dedi, çok şaşıracaksınız. Evet. Biraz dedi sıkı giyinin dedi. Evet. Üşütmeyin dedi. Biz de böyle giydik kafamları. Evet. Acaba sürprizi ne? Acaba. Bakalım, merak çok ettim. Merak ettim. Evet, gerçekten çok bir şey çok söyleyeceğim. Aa, şu beyaz üstünde kürk gibi bir şey olan. Aa, tekli mi? Evet. Ay yoksa. Rabia. Ay Rabia. Yoksa Hilal. Aa, Hilal değil mi? Hilal mi? Evet. Hilal. Evet. Evet. Ay kızlar, hoş geldiniz. Hilal. Hilal. Aslı Hanımcığım buyurun. Sizi şöyle güzel kayındarlamak ay, istiyorum. Ay ne yaptın sen böyle canım? Oh. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Ay, hoş bulduk. Hilal'cim nasılsın? Hoş geldin. Ay, ay, hoş bulduk. Karşılaması çok güzeldi. Kış gününde yazdan kalmanın bir hava yaşadık. Beğendim ben. Karşılama çok güzeldi. Çok hoşuma gitti. Öyle bir yeri tercih etmesi uygun bir seçim olmuştu bence. Vallahi ben doğma büyüme İstanbulluyum. Fakat bu muhteşem bu sandallara binip şurada gezmek hiç bana nasip olmadı. Bugün de dedim ki birazcık değişiklik olsun kızlarda. Bol bol oksijen alsın içlerine vallahi, diye. Çok güzel oldu. Size davet etmek biraz da hani esmese, soğuk olmasa evet. Vallahi evet, ben evet, çok da evet, hepimiz. Doğru. Çok güzel. Gibi. Çok güzel. Evet. Şansına güneş evet, çok şanslı güzel. Şanslı mısın Hilal'cim sen? Hep şanslı mıyım? Şanslıyımdır ha. Ya. Ay çok güzel. Şimdi burada mı böyle sunumlar yapılacak? Dedik ki hani geldiniz en azından ha. Bir kahvaltı tarzı adı altında böyle. Hilal'cim şaka mı yapıyorsun? Şey... Zeytin var gene. Ay canım. Salı günü konuşmuştuk bunları yani. Ay çok bir de hayır istersen Rezan. Yok canım şaka yapıyordun. Şaka. Evet biraz. Bunu da katmak istedim ama gerçekten rahatsız oluyorum Hilal'cim. Rezan'cim öyle bayılmasaydın canım keşke. Bak zeytinden başka her şeye benziyor. Vallahi ben bunu draje zannettim. Evet, evet öyle duruyor. Olsun, pembe evet. Drajeler. Bu da böyle bir işte böyle kahvemsi draje. Bu da siyah draje. O da bir çay çikolata herhalde. Öyle evet, hayal edeyim evet, o zaman. Öyle hayal edeyim. Öyle hayal edeyim yoksa var. Gitmem otlu lazım. Otlu peynirimiz bana. Var. Siirt ve evet, bunun. Siirt, siirt otlu peyniri. Ooo belen peynirinden geldi. Onlar. Velay Siirt'ten gelme bu arada. Öyle aslında, mi? Evet. Dur seni de bir tanıyalım. Benim eşim Siirtli. Sen? Ben Kastamonluyum. Eşimin memleketinden gelme ve gerçekten eşim ve ailesi çok severler. Ay, otlu peynir bizim olmazsa olmazımız oldu. Bizim ondan dedi. Dolayı... Vallahi bu gelin Siirtli evet. Gelin olmuş. Olmuş evet. Helal olsun. Çok sizleri güzel. Sizleri de bu şekilde ağırlamak istedim. Çok naziksin. Tabakların da şıklığı yalnız. Evet. Evet. Kızlar İstanbul denince aklına geliyor simit, çay, simit, ay, ayran, vallahi simit, öyle. Peynir. Evet. Böyle o atmosferi size yaşatmak istedim. Çok güzel. Bu arada simit de tazecik, ay, sıcak sıcak. Çok güzel. Yemenizi tavsiye ediyorum. Ay, ay, biz bile donduk simit de soğumuştu. Ay, evet taze gerçekten. Biz bile donduk simit de soğumuştu. Simit dinle. Senden daha sıcak canım. Bakayım simit sıcak mı? Simit soğumuştur diyor. Ay
Yarencim. Evet Yarencim, buraya uygun sunumun bu. Bunu neyse sonra eleştiririm de biz üşüdük artık. Hani hadi sunuma başlasak mı? Nasıl çayı yiyeceğiz? Mesafe var böyle bayağı. Teşekkürler alayım. Evet. Yani şimdi biz senin misafirin olduğumuz için hepimize vermen gerekiyor tabaklarla önümüze. Tamam Yarencim. Vay vay. Çok teşekkürler. Maşallah sabrından dolayı. Kızlar bugün sanırım Yaren'in en özel günü. Çünkü evet. Dünün karaları üzerinde. Evet. Hepinizi basmaya geldim bugün. Sen benim evime geleceksin. Kapımı senin için açacağım. Çok ben sana sınırsız hizmet etmek için buradayım. Lütfen dün ben size ettim. Buyurun. Bugün de siz bana edin. Teşekkürler. Vallahi kayıkta da hizmet. Maşallah. Şöyle, zeytinleri senin önden alayım. Daha fazla rahatsız olma istersen. Teşekkür ederim Hilal'cim. Gerçekten. Rica ederim. Ağzının tadını bilmiyorsun. Yedin mi hiç zeytin? Yediğim için böyleyim aslanım. Yedin, ne oldu? Aslanım küçükken yaşadığım bir olay var. Hiç tadını bilmediğim için bozuk zeytin yemişim. Aa, o günden sonra. O günden beri yiyemiyorum. Simit kokusundan da çok rahatsız oluyorum. Sadece çay içmeyeceğiz. Tabii ki. Ay. Aman. Ay, pek toygun olmadı sanki ama. Benim. Sanki ama durum şartlarıyla. Uçacağız galiba. Uçacağız galiba. Evet, alabiliriz. Üşüdük valla. Şimdi çay içersin içine sını Rabia. Kızlar kayık sefası yaparken Aslı Hünel'den bir şarkı gelsin mi? Gelsin. O zaman ver müziği de ses. Sütlüce'de bu güzel sultanlara yarışır kayıkta. Elimizde efendim çaylarımız, simitlerimizle şarkı söylemedim demeyeceğim. Martılarımız da var. Martılara da simit atabiliyor muyuz? Tabii ki atabiliriz. Havada yakalar vallahi onlar. Ay hanımlar, burada değerlendiriyoruz o zaman. Sunumu nasıl bulduk? Aslanım ben sunumu beğendim mi? Beğenmedim. Aslında ben burada keyif isterdim. O yüzden keyif kahvesi içmek isterdim. Yanında da güzel böyle bir tatlı. Zaten bugün gün boyunca çay içeceğiz Hilal'cim ya. Keşke bir kahve yapsaydın da şöyle İstanbul'un bir tadını çıkarsaydık. Ay bir boğaz kahvesi olurdu. Aynen. Değil valla çok iyi giderdi Hilal. Evet. O neydi öyle? Çay simit de nedir? Orada daha güzel tatlı eşliğinde Türk kahvesi içebilirdik. Ama çay simit olarak şey yapmak istedim. Çünkü böyle hiç olmamıştı. Bir farklı olsun istedim. Hep kahve, hep kahve, hep kahve. Eğer illaki benden kahve sunumu bekliyorlarsa program bitiminde onları evimde ağırlamak isterim. İstanbul demek, Türkiye demek, Türk çayı demek ya, konuşsun. Ama ayı var. Türk kahvesinin de yeri ayrı ama aslanım. Gelir gelmez sizi çok fazla da şey yapmak istemiyorum ama bu yorumlarınız bence gereksiz buluyorum. Ondan dolayı hanımefendiliğimi konuşturuyorum ve sessiz kalıyorum. Oo Hilal'cim ama sen daha bir tek bir şey bulamadınız mı? Sen bize gün boyunca böyle yaparsan olmaz, enerjin düşer. Ama çay içimizi ısıtıyor kızlar şimdi, bir yudum alın bence. Ben keyif istiyorum. Yarencim az önce oynuyordu, şimdi hapur hapur yiyorsun. Aslanım için oynadım, aslanımın olduğu her ortam neşeli. Maşallah. Allah neşenizi daim etsin. Ay başım. Amin. Amin. Ay midem çok bulandı, nasıl dayanıyorsunuz siz böyle? Canım her gün değil. Kayık sağa doğru mu gidiyor? Burada mı çalışıyordun sen? Hayır. Ne yapıyorsun? Tahmin ettim ki sürekli böyle yani. Sürekli böyle yaşıyor. Gerçekten mi? Evet. Hilal evet. Kayığım dedi çünkü. Ay evet, kayığım canım dedi. Benim. Gelin kayıya binmiş, ya nasip de. Buradan da yine söyle. Aa, sığınıyor tekne. Kalkın aslan. Gel Yarencim, önce seni tamam, alayım. Korkan çok kalksın. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Şey, Korkan kalksın. Ben biraz sulanıp geleceğim. Ay Korkan kalksın vallahi, ben bu çayı içmeden ben şuradan de şuraya gitmem. Ya sunum güzeldi evet, ta ki tekne su alana kadar. Çok korktum, batacak sandım. İlk kez böyle bir şey deneyimledim. Ya bu adı üzerinde sandal.
Biz de böyle içinde sallandık. Sandalın su alması bence çok normal. Orada birazcık da hani üşüdükleri için ya da böyle bir karşılama benden beklemedikleri için abarttığımı düşündüler ya da kendileri abarttı. Bilemiyorum o kadarını. Baba oturdu bu. Bazen de kendinden hani daha çok oluyordu. Hani bu oluyordu canım ama şimdi Yaren'e çok ayıp oldu burada. Kendi kalmak istedi ama. Yaren zaten gitti tamamen. Yüzme bilmediği Yaren için kaçtı şu an. Hadi ama onu da yalnız bırakmayalım. Yaren bir de simit yemeyelim artık. Gelir misin sen de? Hadi hayatım. Vallahi çok da güzel hava aldık bence bu enerjiyle. Bugün harika geçecek. Evimize geçelim. Hadi bakalım geçelim. Hilal gelinin evi nasılmış? Bu avize diyor ki beni buradan çıkartın. Çamaşır makinesinin kazanına benziyor böyle. Salonda hiçbir şeyle birbirini tamamlamıyor. Yorum yapılacak bir şey yok. Pozitif bir yorum geldi. Evet şimdilik. Sodayı için biraz rahatlatır içinizde. Ben de senin gazını aldım falan aldım sanıyorum. Tatlım ama sen sodayı içersen beni anca sindirirsin içinde. Bence evet, şu an bu sodayı söyle. Ben hak ettiğimi düşünüyorum. Aa burası mutfakta değil mi? Pardon. Evet. Ben biraz kahve içtiğimiz bir kafeye geldiğimizi düşündüm de. 600, 700, 800, 900. Ben yatak odası mahremiyetine çok önem veriyorum. Giremezsiniz size. Kapı duvar. Yani ben düşünmüyorum bunların çeyizinden olduğunu. Biraz özentilik olmuş. Ne en güzel. Azından bir şeylere kulüp bulmazsın. Kayınvaliden altın gününe adını yazdırsa gider misin gitmez misin? Koşa koşa giderim. Az sonra. Hilal gelinin salonu toprak tonlarda modern bir saray. Mutfağı ise beyazlar içinde bir gelin gibi süzüm süzüm süzülüyor. Yatak odasına geldiğimizde ise bizi maalesef taştan bir duvar karşılıyor. O duvarın arkasında ne olduğu tam bir muamma. Çok güzel bir hava aldık. Ay benim keyfim çok yerinde kızlar sizi bilmem. Birisi boğulma tehlikesi geçirdi. Evet. Atlattık şükür. Evimizdeyiz. Evet. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Tekrardan biz de sana çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Hakikaten İstanbul'da bugün çekim yaptığımız bugün çok keyifli bir hava vardı. Evet. Onu da fırsat bildin. Güzel oldu açıkçası. Şimdi hediyeleşme zamanı diyoruz. Ben sana hediyemi takdim ediyorum bir tane. Ben de bu da. Ama senin de elinde bir şey görüyorum. Evet bu da benim size hediyem Aslı Hanım. Önce çok ben bunu açayım. Peki hediyeleşmek sünnettir. Evet. Şimdi ben de şu an mı açayım sonra mı açayım? Önce ben sizinkini açayım çok merak ediyorum. Oldu o zaman bekleyeyim ben. Ya da aynı anda mı açsak? 1, 2, 3 aç. Açıyorum. Beraber aç. Aç. Aa tam ben. Birazdan da göreceksiniz. Evet, değil mi? Fincan takımı. Hatta şöyle göstereyim. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum beğenmene canım benim. O zaman Aslı Hanımcığım 40 yıl hatırınız var bende. Ona bir 40 yıl daha eklediniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok tatlısın. Çok güzelsin. Güzel. Şimdi ben açıyorum. Evet. Ne yaptın sen böyle? Aman Allah'ım. Ay, bir de şu. Bayıldım. Bak. Ay sağ ol aşkım. Ay Savaş. Bak heyecan yaptı. Evet, evet çok güzel. Çok nazik. Güzel günlerde kullanın. Çok keyifli, teşekkürler. Keyifli keyifli kahveleriniz için. Ay içeriz tabii. Ay bayıldım. Bu Savaş Bey'in baş harfi. Bu sizin şeyiniz. Ha, ben S'yi içeceğim. O A'da içecek. Evet. Öyle mi diyorsun? Aslı Savaş. Ay peki. Ay ne güzel. Çok güzel konuşuyorsun. Çok güzel yerde kullanın. Çok teşekkür ediyorum rica canım benim. Rica ederim Aslı'mcığım. Sen bu de güzel günlerde kullan. Ha canım. Bir şey daha söylemek tabii istiyorum. Yarışmacı arkadaşlarımı tanımadığım için baş harflerini bilmiyordum. Sizler için de yaptırmak istiyordum. Şimdi öğrendim. Ben bunun siparişini haftanın başına verdim. Siparişler geldiğinde sizlere adresinize temin edeceğim. Ay canım benim. Teşekkürler. Çok naziksin. Çok naziksin. Yani diyorsun ki misafir ol gel bana fincanlar alayım sana. Yani 40 yıl hatırı olsun evet, diyor değil mi? 40 yıl hatırımız olsun. Hadi olsun inşallah ne güzel. O zaman biz hediyelerimizi kaldıralım. Tamam. Salon yorumuyla başlayalım değil mi? Tamam başlayalım. Oldu o zaman ben salon yorumuyla başlıyoruz. Dış sese vereyim.
Hilal Gel'in kutu gibi olan küçük salonunu açık renk mobilyalar ve şık şıkırdım aydınlatmalar kullanarak olduğundan çok daha büyük göstermeyi başarmış. Krem rengi kanepelerin bronz ayakları da bir köşeden bana göz kırpıyor adeta. Beyaz konsol ve ahşap yemek odası takımı ise yuvarlak formuyla romantik rüzgarlar estiriyor salonda. Köşedeki mantar sehpaların yanı başındaki heybetli lamba derinde heyecanla ''Bana bakın, bana bakın'' der gibi bir hali var. Bembeyaz tüllerini vizon fon perdelerle kombinleyen gelinimiz, halısı ve kristallerle bezeli avizesiyle bana sorarsanız salonunda uyum yakalamayı başarmış. Hilal, bu dünkü halıdan değil mi? Evet. Yoksa sen daha mı pahalıya almıştın? Ben daha pahalıya almadım bu halıyı. Bu halı kayınvalidemin halısı aslında. Ben kayınvalidemle ilk tanışmaya gittiğimde bu halı onların salonunda seriliydi. Orada bir beğenmiştim. Halın da çok güzelmiş demiştim. Bebeğim olduktan sonra kayınvalidem de bu halı büyük, en azından senin salona yakışır diyerekten bana verdi. Ay çok tatlı. Onu kırmamak için de. Pişti oldunuz. Evet. Vallahi piştinin böylesi. Zevklerimiz de birmiş bu arada. Evet hanımlar. Ben şu arkadaki lambader sanırım. Evet. Modeli çok hoşuma gitti. Kendimi Hawaii adalarında hissettiriyor gerçekten. Fiyatını öğrenebilir miyim? Ne kadar almıştın? Bunun fiyatı o zaman 5500 TL'ydi. Bayağı pahalıymış. Yaşlanmış palmiye ağacına benzemiyor mu biraz? Evet, birazcık yağmur var. Üstüne. Sakallı dede. Çok dert etmiş seni, beyazlamış her yeri. Evet, bu kadar mı yorumlarınız? Sen devam etmiyorsun. Ya, yeni başlıyoruz. Hayır, beğenme değil. Bu avize diyor ki beni buradan çıkartın. Niye? Yani, bana göre salona çok büyük. Hmm. Yani salonu biraz daha klasikleştirmiş ya. Bu avize. Sen şaşayı sever. Evet doğru. Evet. Severim ama ben uyum içinde olanı severim. Ha. Ben bebeğim emeklemeye başladığında salon takımımı komple sattım. Yeni sıfırdan salon takımı aldım. Burada da her köşesini bebeğime göre değerlendirdim. Fark ettiyseniz bakın isterseniz buradan ünitemin kenarları bile oval bir şekilde geliyor. Bebeğim hani vurmasın etmesin. Bravo. Daha çok onun rahatlığını düşündüm. Bu koltuklarda bile kumaşına kadar detayına kadar bunları düşündüm. Hmm. Koltuklarda... Kenarlı değil. Evet. Burası da oval. Teşekkürler. Şöyle bir özet geçmek istiyorum. Ahşap masanı da buraya uyduramadım. Çünkü çok gold gold. Bir yerlerde ahşap kullanmalıydım bence. Çünkü ahşap masa burada çok fazla kalmış. Çok bence gold. Ahşap kullanmış. Yani aslında sehpaları var. Mantar sehpa bende de vardı. Ben çok beğeniyorum. Sandalyeleri yani var. Belki de avize çok klasik olduğu için yani bana onu kestiremedim. Aslında burada çok gold gold ya da gold kusması yaşamıyoruz bence. Bence avize bunu yansıtıyor zaten. Avizede o goldu o kadar kristali ve klasiği o kadar kullanmışsın ki diğer yerlerde kullanmaman evet, gerekiyordu zaten ama bu çok abartı. Bunlar bu mobilyaya uymuyor. Bunun farkındayım ama bunları şu an değiştirmedim. Ben bebeğim birazcık daha büyüdükten sonra tekrar salonumu değiştirmeyi düşünüyorum. Hani daha böyle yani ben şimdikini yorumluyorum. Tabii. Tamam. Salonu kesinlikle beğenmedim. Salon bir çok basitti. İki salonda çok fazla eksikler vardı. Bende gold zehirlenmesinden bahsettiler ama avizesi kocaman bir goldtu, kristaldi. Bende abartı diyorlar. Peki ya sen nasılsın Hilal'cim? Yaren'cim benim evim abartı mı diyorsun? En sade salon benim olduğumu düşünüyorum bence. Avizeden dolayı da böyle bir yorum yaptın ama bu avize senin salona daha çok yakışırdı. Tabii. Şimdikini yorumladığın için ben de o da kalsın istedim. Peki bir şey söyleyeceğim ciddi ya. Ciddi rakam vermiştim çünkü o zaman. Bir şey söyleyeceğim. Hilal şunu diyemiyor musun? Ben bu avizemi apliklerimle birlikte takım aldım ve ben bu salona uydurdum ve yakışmış. Niye demiyorsun mesela? Onu merak ettim. Ben de aslında çok severim zaten o avizeye kıyamadığım tamam. için. Bence de avizeyi değiştirmedim. Pahalı bir avize. Ondan ziyade çok severek almıştım. Bayağı da bir gelmesini beklemiştim. Zaten şimdi şeyde de göreceksiniz. Masamda da göreceksiniz. Bu tarz şeyleri seviyorum aslında. Ben de ışıltılı hayatı seviyorum. Çamaşır makinesinin kazanına benziyor böyle büyüklüğü falan. Rabia ne kadar yaratıcısın. Senin çamaşır makinesi bu kadar büyüktür Rabia. Evet büyük. Sanayi gibi galiba. 9 sanayi kilo. Tipi. 9 kilo mu? Evet. Yok yani sanayi tipi. Benimki senden daha büyük ama avizem ve apliklerime 7500 TL vermiştim. 7500 TL. Ben de gerçekten çok az buz değil evet, ya. Bayağı. 3 bir rakam. Bir de bu avizenin özelliği 3 renk değiştiriyor. Gün ışığı, normal çekim ışığı. Nereden değiştiriyor? Oradaki 3. tuşta. Kameraman şu 3. tuşa bir bas bakayım. İkinci pardon. Bu baştan ikinci. Evet o.
Ha, bir daha aç. Değiştirdin. Aç aplikle. Yana gel. Yana çek. Heh, orta. Hayır, hayır, diğeri. Evet, en baş. Evet, bakın. Bu da çekim ışığı şu an kullanıyorum. Çekim ışığı mı? Buna kim karar verdi? Ben karar verdim. Öyle mi? Çünkü ben de bunu sevmem, biliyor musun? Ben ikisinin arasındaki güzeldi. Evet, gün ışığı güzel. Ay Hilal, sana kötü bir haberim var. Efendim aslanım. Sağ tarafa hiç bakma. Klima. Hayır, spotun yanmış. Gerçekten. Nazar. Gerçekten. Nazar. Olsun canım. Ama bak göz kırpıyor bize. Öyle yapıyor. Can veriyor. Evet Yaren'cim, devam edelim. Şu duvarın boşluğunu sevmedim. Bir şey kullanabilirdin ya, kendinden atabilirdin, koyabilirdin yani. Orayı beğenmedim de ambiyans olarak salonunda çok fazla uyum bulamadım açıkçası. Mesela koltukların ayakları tek başına çok güzel, gayet şık. Ama hiçbir şekilde içeride salonda hiçbir şeyle birbirini tamamlamıyor. Bu şekilde, ama yani ben salonda çok vap diyebilecek bir şey yok. Çünkü yorum yapılacak bir şey yok yani. Kandilleri var. Evet. Gördün kandillerini. Gördüm. Nasıl? Şık. Altın rengi. Evet. Seversin altını. Gold kadınıyım ben. Evet. Bak. Üfleme cam mı bunlar da? Evet. Ben üfleme cam çok seviyorum bu arada. Öyle mi? Başka nerede göreceğiz üfleme cam? Sürpriz diyelim ama göreceksiniz. Peki. Evet hanımlar. Koltuklarını. Evet, bravo. Fonların fiyatı nedir? Ben sadece fonları aldım. Perdelerim zaten vardı. Fonlara da 1500 TL gibi bir rakam ödemiştim. Uygun. Tülleri 3,5 yıl önce mi almıştım? Tülleri 3,5 yıl önce aldım ve tüm evin tüllerini aldım. Ha. Hepsi içinde. Ya böyle düz tüllerin hiç modası geçmiyor. Ben düz tül seviyorum. Evet, düz tül. Evet, kesinlikle. Ben de düz seviyorum. Evet. Peki kanepeler, ne diyorsun Nilay'cığım? Bütün tüllerin ücretini söyleyeyim. 3,5 yıl önce. Bütün tüllerin 3,5 yıl önceki fiyatı 2000 TL'ydi. Ay, çok yıl önce evlenmek lazım diyor. Evet. Şu an bizi izleyen izleyicilerim. Evet. Evet, ve diğer fonlarım daha böyle ağır fonlardı. Ona rağmen. Vallahi yeni evlenecekler. Evet. Allah yardım olsun. Gerçekten Allah yardımcılar olsun. Peki kanepeleri nasıl bulduk? Kanepeler evet, rose gold'u dışında bunlara ne zaman yaptırdın ve ne kadar ödedin canım? 38 bin ödedim. Ne zaman? Daha çok yeni. 7-8 ay oldu. Evet. Güncel. Yani bebeğim 7 ya da bebeğim emeklemeye başladığında almıştım ben bunları. Konsolu da mı? Evet, konsolum da. Konsolumla da masama 20 bin TL ödedim. Evet. Ne diyorsunuz, uyumuş mu? Evet, uyumuş yani. Fonlar, kanepe falan uyumuş. Halı da uyumuş aynı şekilde. Güzel. Rabia'dan evet. Pozitif bir yorum geldi. Evet, şimdilik. Evet. Şimdi ben salona ilk girdiğim zaman şöyle bir hava aldım. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Evet. Hani sanki biraz böyle salonda kararsızlık var. Avizeye bakıyorum, avantgard. Odaya bakıyorum, bohem. Perdelere bakıyorum, spor. Hani böyle sanki kararsız kalmışsın gibi. Sadece spor veya bohem tarzı gitseydin salon gerçekten çok güzel. Ama o avizeler ya da o konsol da ben çok beğenemedim açıkçası. Hani salona uymuyor gibi. Daha böyle şık, sade bir şeyler tercih edebilirdim diye düşünüyorum. Bu arada çıtaları da çok beğendim. Televizyonun arkasında kullandın. Kendin yaptın herhalde. Yok, usta yapmıştı. Usta. Çok güzel duruyor onlar da bu arada. Yakışmış. Şunu söylemek istiyorum. Tabii. Öncelikle bu düz perdelerin hiçbir zaman modası geçmiyor. İstersen 10 yıl sonra da kullansan, ister avantgarde kullan, ister sporda kullan. Ben bunun bence modasını geçtiğini düşünmüyorum. Ben zaten söylemiş olduğum gibi daha rahat bir salon. Böyle daha konforlu. İşten geldiğimizde yatalım ya da böyle uzanalım. Rahat televizyonumuzu izleyelim. O amaçla böyle biraz bir salon. Biraz da hafif bir şıklık da olsun. Evet, hafif bir de şıklık olsun istedim. Misafirlerimi de ağırlayabilirim. Masa takımım da güzeldi. Onu da beğendim ama işte dediğim gibi hani bu avantgardlık bu salona gerçekten çok fazla hani salonun havasını o kadar değiştirmiş ki. Avizelere kıyamadığım için avizelerimi bir de gerçekten çok severek aldım. Ve gelmesini de bayağı uzun bir süre bekledim. Bundan dolayı da o avizelerden kolay kolay vazgeçeceğimi düşünmüyorum. Şimdi şu avizeyi değiştirmen, şu aplikleri değiştirmen fuzuli olur. Evet. Bir şey mi söyleyeceksin Yaren'cim sen? Evet Aslı Hanım. Fark ettim. Dış ses. Emanetimi alabilir miyim? Emanet. Evet. Teşekkürler Dış Ses. Size de şöyle ikram etmek istiyorum. Neden? Şöyle koyayım hatta. Evet, bence çünkü de. Çünkü siz beni dün
Çok fazla içinize attınız ya, sodayı için biraz rahatlatır içinizde. Ben de senin gazını aldım, havanı aldım sanıyorum. Tatlım ama sen benim gazımı, havamı hiçbir şekilde alamazsın ama sen sodayı içersen, beni anca sindirirsin içinde. Senin bayağı şişkinliğin kızlar, var. Ben gayet iyiyim. Ama sodayı içmek zorundasın, anca sindirirsin içinden beni. Ben seninle zaten olmuyorum. Ben bunu, bir dakika, ben bu hareketi dün kendi evimde yapacaktım ama misafirim. Yapmadım, o yüzden şimdi yapıyorum. Misafirimdim yani. Evet, misafirperverlik işte. Gördün işte. Aynen aynen, çok güzel gördüm. Hı-hı. Misafirperverliği. Misafirperverliği ne demek aynen olduğunu öyle. Ben de gördüm. Bence evet, şu an bu sodayı ben hak ettiğimi düşünüyorum. Benim evimde çok bunu yaptığım. Çok pardon, senden de çok pardon ama kendi evimde yapamazdım. Burada senlik hiçbir şey değil. Ama afiyet olsun. Ben de susadım ya. Evet. İçsemeydi. Soda. Soda. Valla olsun, içelim. Buyurun aslanım. Su niyetine. Hazmedemeyenlere getirmiş ama. Vallahi hazır. Bilal'cim senlik hiçbir şey içelim neyse değil. Ben sodayı içerken siz de bir gidip keşke sen içseniz. Mutfağa bir yorumlayın. Sen hanımlar mutfağa rica edeyim. Hadi şöyle bir gidelim. Beni bir baş başa sindiremeyenler için. Hadi buyurun. Hadi. Ben dün Yaren'in havasını aldığımı düşünüyordum. Ama belli ki bir şeyler yine şişkinlik yapmış. O sodayı önce sen iç Yaren'cim. Sana demek ki soda yetmedi. Yarın sana bir başka şovumu göstereceğim. Vallahi nedir yani, ben almasam birbirine gireceklerdi sodayı. Ama bunlar dün bir şeyi beğenmiyorlar, bugün bir şeyi beğenmiyorlar. Niye böyleler? Bir şeyi hani bir şeyi beğenmeyebilirsiniz. Şu kötü olmuş ama şu da iyi olmuş demeyi bilelim arkadaşlar ya. Yapmayın böyle ne olursunuz. Çok enteresan. Bakalım mutfakta ne yapacaklar. Ne güzel hava alıp gelmiştim. Keyfim yerindeydi. Neyse bugün keyfimi hiçbir şey kaçıramayacak. Devam ediyoruz. Siz bunu beğenmediniz. Ben öyle hatırlamıyorum. Ya da belki dünü hatırlamak istemediğim için öyle hatırlamıyor olabilirim. Yemek pişiyor ama değil mi burada? Orası benim mahremim olduğu için sizlerin görmesini istemiyorum. Saygı duymuyorum çünkü sen dün gelip benim yatak odamı A'dan Z'ye kadar eleştirdin. Elimizdeki olanları şu anda ben çeyiz göremiyorum. Benim gözlerim kanamıyor çünkü kananacak hiçbir şey yok. Asla 50.000 TL'yi hak etmiyor. Bence de hak etmiyor. Ben peçeteleri uyumsuz buldum. Yani masaya uydurmak isterken kendini uydurmuşsun gibi duruyor. Gül'ü yiyecek miyiz? Ben gold kadınıyım. Sen seversin sevmezsin, orası beni ilgilendirmez ama ben gold kadınıyım. Şekerlik ben niye buradayım diye şu anda kendini düşündürtüyor. Çok çok değil de az az yersin aşkım. Ben bunu kabul etmiyorum. Düğünden bir yıl sonra kına gecesi yaptım. Sahi mi? Az sonra. Evet, şimdi de Hilal gelinin tüller içinde bir gelinliği andıran mutfağındayız. Pencerenin önündeki küçük ve sempatik masa Hilal gelinin ve ailesinin keyif köşesi belli ki. Aa, bir dakika bir dakika. Asıl keyif köşesi buradaymış. Dolapların içinde bir bayram havası estiren şu envai çeşit kahve fincanına bakın. Vallahi ne yalan söyleyeyim, havasından mı suyundan mı bilmem ama bu mutfak tam bir keyif mekanı bana sorarsanız. Kızlar hoş geldiniz Ferah Mutfağıma. Hoş bulduk. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Ben şu fincanlarını çok beğendim. Önce onu söylemek istiyorum. Hangisi? Hepsini. Raf'ı çok güzel organize etmişsin. Çok hoşuma gitti. Oradaki uyum, düzen. Teşekkür ederim. Bana çok hitap etti açıkçası. O temizliği falan. Gerçekten tebrik ediyorum o konuda. Bir de halını ben buraya hiç uygun bulmadım. Daha çok böyle salon havası var halıda. Evet, doğru. Biraz ağır kaçmış yani mutfak aslında için. Aslında benim normalde mutfak halım bu değildi. Hı hı. Benim mutfak halım şeydi. Bu senin mutfağındaki gibi halılardandı ama ben onu maalesef ki bir şeyler döküldüğünde makinede değil de elimde yıkadım. Elimde yıkadığımda da halı derisi kalktığı için bu halı vardı. Bunu serdim. Büyük talihsizlik olmuş senin için. Ben buzdolabındaki, yani genel olarak mutfağımın uyumunu ben beğendim. Buzdolabının üstündeki resimler çok fazla. Evet. Mutfakta biliyorsun yağlı, hani sürekli yemek yapıyoruz. Temizlemesi zor olmuyor mu? Buzdolabının üzerindeki fotoğrafları çok seviyorum. Bir de o fotoğraflar, evet arkadaşlar, genelde toz da oluyor olmuyor evet, değil. Evet, çok güzeller. Ama onlar artı, onların özel bir baskısı var. Üzeri silinebiliyor. İsterseniz deterjanla da silebiliyorsunuz. Hiçbir sorun olmuyor. Aa, çok ben güzel. De mutfak konusunda gerçekten çok temiz ve hassas olduğumu düşünüyorum. Özellikle lavabonun içine asla kimse pis göremez. Ben bir de
jözlerinden bahsetmek istiyorum. Ofis havası vermiş biraz daha. Daha farklı bir tül kullanabilirdim bence. Ben bu mutfakta daha öncesinde tül kullandım ama jalüzi yaptırdığımda bunu çok beğendim. Böyle daha modern durduğunu düşündüm. Ama tabii ki tercih meselesi. Bir tık hastane havası veriyor. Hani genelde evet, oralarda görüyoruz ya bunları. Evet evet, genelde orada görünüyor ama evet. Şu an çok moda, hatta salonda kullananlar dahi oluyor. Ben böyle tercih ettim. Beğenip beğenmemek tabii ki size kalmış. Sonuçta siz burayı yorumlamaya geldiniz. Evet, teşekkür uygun ederim. Uygun olmamış. Kendi başına güzel ve kullanışlı evet. Bir perde ama hastane evet. Havası falan vermiş. O yönden çok beğenemedim ben açıkçası. Bir de ben aslında hani belki de mutfak aran daha düz olsaydı hoş durabilirdi diye düşünmeye evet. Başladım şu an. Belki de daha iyi olurdu. Evet, bu benim aslında en büyük pişmanlığım. Daha düz bir şey yaptırabilirdim. Aslında ben buraya düz bir şey yaptırmaktan ziyade bu mermerle tam bütün evet, olması istemiştim. Evet, çok hoş olurdu. Böyle bir ölçü almamıştı ustamız. Burayının mermeri takıldı. Ondan sonra biraz da ustayla herkesin olduğu gibi biz de birazcık takıştık. Evet. Sonrasında iptal ettik. Bunu gözüm kapalı tercih ettim ya da gözüm kapalı seçmiş olabilirim. Bir şeyler düşünebilirim onun için belki ilerleyen dönemlerde. Onun dışında ben çeşmenle kulplarının uyumuna bayıldım. Evet, gerçekten muhteşem bir duruyor. Bütün olarak durmuş. Evet. Kulpların fiyatı nedir? Kulpların tanesi o zaman yani 3,5 yıl önce 80 liraydı. Bayağı pahalıymış. Ama bu kulplara hiçbir şey olmuyor. Evet, çok sağlam demiştin. Ne çizilme, ne kararma hiçbir şey olmuyor. Yani gönül rahatlığıyla bütün deterjanları kullanabiliyorsunuz. Renk atması falan olmuyor. 3,5 yıldır da kullanıyorum. Daha dün takılmış gibi yepyeniler. Evet, bir de ben perdenin fiyatını gerçekten çok merak ettim. İlk sende gördüm böyle bir perdeyi. Perdenin fiyatı, bu benim arkadaşımın perde yeri vardı. O bana bunu hediye olarak yapmıştı. Hmm. Ondan dolayı bunun fiyatını bilmiyorum. Onun evet. Fiyatını öğrenebilir miyiz? 1000 lira mıydı? 1200 lira mı? Öyle bir şeydi. Uygun. Uygun. Evet. Şu an için bayağı uygun. Benimki daha küçüktü neredeyse evet. O fiyattı çünkü. Yorumlar bitti mi kızlar? Bitti de ses. O zaman diğer gelinleri bekliyorum. Sizi şöyle salona ağırlamak istiyorum. Teşekkürler. Rica ederim. Ben genel olarak mutfağını beğendim. Sadece jalüzilerle ara taşları çok yoğun hareketli olduğu için sanki biraz yormuş gibi. Bir de halısı da kareli kareliydi. O yüzden çok karışık geldi aslında bana ama genel uyum için baktığımızda hoş görünüyordu uzaktan. Kızlar hoş geldiniz mutfağıma. Sizin de yorumlarınızı çok merak ediyorum. Ben şekersiz içiyorum. Aa, burası mutfak da değil mi? Pardon. Evet. Ben biraz kahve içtiğimiz bir kafeye geldiğimizi düşündüm de. Evet yani, birazcık öyle çünkü biz kahve çok seviyoruz. Yemek pişiyor ama değil mi burada? Tabii ki yemek başka. Pişiyor. Bakın burada yemek bölümü de burası. Peki oraya göstermişken fark ettin mi? Musluğun yanındaki sabunluk sanırım. O niye o kadar bağımsız? Yani bağımsızdan kastım tek başına orada duruyor. Bir. Tek başına duruyor, yanında arkadaş istemiyor, sevmiyormuş. Sordum. Bir de... Şey fark ettim, masanın üstündeki örtü biraz burası için çok bağımsız geldi bana. Ya da patlatmak istedim, bilemiyorum. Ya bir yerde de böyle bir hani çok ben sadeliği çok seviyorum. Bundan dolayı da burada da bir runner dedim hani bir renk katsın buraya diye düşündüm. Öyle bir kullanmıştım ama. Ama bence gerek yok çünkü bardakların hakikaten çok güzel. Yani buranın şeyine uyumunu çok beğendim. Bence teşekkür ederim. Buna gerek yoktu o yüzden. Çok bütün bir halde yapmışsın. Güzel doldurmuştum yani biraz kafeyi andırmasının dışında. Evet. Hakikaten çok güzel. Ama şöyle mutfağın şey... da daha ferah geldi evet, gözüme. Mutfağım... Beyaz eşyalarınla gayet uyumlu olmuş. Mutfağım ferah. Bir de mutfağımda şunu seviyorum gerçekten. Nasıl diyeyim, kafe ortamı dedin ya ona, hı hı. Ondan dolayı şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlarım geldiğinde çok keyifli bir ortam oluyor. Ben hatta kızlara şöyle yapıyorum, hadi kızlar kalkın fincanınızı seçin kahvenizi yapayım. Hı hı. Bundan dolayı da fincanlarım da çok özel oldukları için böyle sergilemeyi çok seviyorum. Bir de fincanlarım arasında gerçekten çok değerli parçalar var. Mesela en üstteki görmüş olduğunuz fincan seti anneannemden bana yadigar ve anneannemin çeyizinden aslında çok eski ve çok değerli bir ürün benim için. Onu fark ettim. Bakabilir miyim? Tabii ki bakabilirsin. Yanındaki de aynı şekilde çok değerli bir fincan. Ona da bakabilirsin. Ama ona bakarken dikkat etmeni rica ediyorum tamam. Diğerine. Gerçekten fincanlar çok tatlı. Çok güzelmiş. Evet. Eski olduğu belli aslında ama hakikaten buraya çok yakışmış bence. Benim yorumlarım bu şekilde. Halın da birazcık bana bağımsız geldi. Halım az önceki arkadaşlara da söylemiştim. Evet. Normalde benim mutfak halım bu halı değil. Girişteki ve holdeki kullanmış olduğum uyumla birlikte mutfağa kadar geliyordu. O halımın üzerine bir şey dökülmüştü ve çok rahatsız olmuştum. Elimde çitiledim. Çitilememem gerekiyormuş.
kabuk gibi böyle deri gibi kalktı. Ondan dolayı onu atmak zorunda kaldım. Benim yorumum bu şekilde. Bir de buzdolabının üstündeki şeyler biraz fazla hareketli. Sanırım kızlarla bunu da konuştunuz diye düşünüyorum. Evet, kızlar ona da yorum yaptı. Evet. Artık biraz çok sade duruyor mutfağı. Yani eski, ben de çok severim. Hatta gittiğim yerlerden aldığım magnetlerim de var. Kaldırdım, nereye koyacağımı bilmiyorum. Ben biraz hala insan seviyorum. Arada bırakıyor sanırım yani. Sanırım ben birazcık eski kafalıyım diyebiliriz. Evet evet. Bazı yok, konularda. Olabilir yani. Ben de kullanıyordum ama bu şekilde yorumlarım. Teşekkür ederim. Çok pardon. Bir müsaade alabilir miyim? Şöyle bir oturmak istiyorum ben. Otur Yarenciğim. Oturayım biraz. Otur otur. Yani dünü sindirmek için böyle sine yorum canım, yapmak benim, otur. İstiyorum. Birincisi evet, şu olay çok şık, çok güzel. Bir şey dikkatimi çekti Hilal'cim. Dün benim aynı bu şekilde mutfak dolaplarımda da sadece 3 raf açıktı. 3 dolap açıktı ve siz bunu beğenmediniz. Sebebini sorabilir miyim? Siz derken ben değildim o. Hayır. Bu arada. Çok karışık bulduğunu söylemiştin. Hayır, ben değildim o bence. Ben öyle hatırlamıyorum. Ben ya da, öyle hatırlıyorum. Ya da belki dünü hatırlamak istemediğim için öyle hatırlamıyor olabilirim. Kayıtlarda zaten görürüz bunu daha net. Ben mutfakta bunu sevmeseydim ya da kendi mutfağımda olan bir ürünü hiç kimsenin mutfağında eleştirmedim. Çünkü bu benim zevkim olduğu için, kendi zevkimi sizlerin evinde de gördüğümde bana kötü bir görüntü olmadığı için onlara yorumsuz kaldım. Bilmiyorum, ben sen bana yorum yaptığın için dedim, hani benim mutfağımın dolaplarına açık yani karışık duruyor içerisi demesiyle buradaki olayı ben eşleştiremedim kendi evinde de olmasın. Hmm. Ama şöyle bir şey olabilir mi Yarencim? Belki o yorumu yapıp yapmadığımı hatırlamıyorum. Bunun altını çizerek söylemek istiyorum. Benim mutfağımda şu kısmı görüyorsunuz kızlar. Bakın isterseniz şu kısımda. Burası bakıldığında kahve köşesi ve sadece fincanlarım var. Senin pasta tabakların da vardı mesela. Evet. Benim burada nerede pasta tabağım var Yarem? Pasta tabaklarını konuşmuyoruz ki, fincanları Hayır. konuşuyoruz. Benim fincanlarım da açık raf var. Tamam, ama benim direkt kahve masamın, kahve barımın daha doğrusu sizin tabirinizde. Eşleştiremiyorum ben yorumlarını. Yarencim rahat oturabilirsin bu Yok, arada. Benim sandalyem rahattır. Yok sağ otur, ol. Otur. Hiç rahat Ciddiyim, değil. Oturabilirsin. Biraz böyle ayakta da durayım. Hiç rahat değil mi? Evet değil. Ben burada normalde... Belki de size böyle baktığım için de rahat olamadım. Anladım. Hep böyle baktığın için evet. Böyle bakmaya alışkın değilsin canım Kesinlikle benim. Kesinlikle öyle. Mutfakta sadece şu köşeyi evet beğendim. Çok şık, çok zarif duruyor. Modern duruyor. Başka türlü beğenemedim. Aynı mutfak klasik. Evet. Yani çoğunlukla olan evlerdeki mutfaklar. Ben biliyorsunuz hiçbir gelinin evinde böyle mutfak görmedim. Hiçbir gelinin derken bu haftadan mı bahsediyorsun? Evet. Bu hafta için zaten konuşmuyorum. Normal, genel olarak klasik bir mutfak. Başka böyle beni bir etkileyecek bir şey yok. Ama şu köşeni gerçekten beğendim. Teşekkür ve bu köşeyi ederim. Beğendim. Başka da yorumum bu kadar. Beyaz eşyalarını sorabilir miyim? Beyaz eşyalarımı komple 3,5 yıl önce 55 bin almıştık. Masa ve sandalyem fiyatını öğrenebilir miyim? Masa ve sandalyem 2000 TL'ydi sanırım. Hmm, teşekkür ederiz. Rica ederim. Bu arada Yarenciğim, hani bütün mutfaklar klasik dedin ya, hiçbir gelinin evinde şu zamana kadar canlı çiçek görmedim. Canlı çiçek de zaten mutfakta olmaz canım benim. Neden olmasın? Bak. O köşeyi beğendiğini söyledi. Evet, beğendim. Ve o köşede canlı çiçek vardı. Ne kadar güzel. Şimdi bütün bu klasikliği değiştiren 3 tane gül mü? Gülü ben çok severim bu evet, arada. En gerçekten orada güzel çiçek. Durmuş. Ben o köşeye bir şey söylemedim. Genel olarak konuştum. Mutfağın klasik, yani herkesin mutfağı gibi. Ama senin mutfağın böyle değildi Yaren. İşte ben şeyi sevmiyorum. Klasik olan hiçbir şeyi sevmiyorum. Herkesle olan hiçbir şeyi Ama sevmiyorum. Bence biraz... Ben kendime özgüveneyim. Bence dünü konuşmayalım. Zaten bugün çokça dünü konuşacağız. O yüzden şu ama anda bugün... burası yeri değil diye düşünüyorum. Tamam, evet. Hilal'cim. Burası yeri değil ama evet. Şunu da hatırlatmak istiyorum Yarencim. Bugün benim günüm. Farkındayım. O yüzden bunları yorum yapıyorum ama sen tamam, bana dediğin için tamam sende yoktu tamam. diye ben de onun yorumunu tamam, yapıyorum. Tamam canım, tamam. Yorumlamanız bitti sanırım. Bitti de ses. O zaman haftanın oyununa hazır mısın Hilal? Hazırım. O zaman hadi buyur salona. Benim o mükemmel mutfağımı, emek kokan mutfağımı beğenmedi. Peki ben senin mutfağının neresini beğenebilirim? Sadece fincan takımlarından başka hiçbir şey göremedim. Yine sadelik. Sadelikten kastım şu Hilal'cim. Çok basitsin. Basit bir mutfak olduğunu düşünmüyorum. Bence çok güzel, çok ferah bir mutfağım var. Mutfağım konusunda ve fincanlarım konusunda kimseye tavizim olmaz. Evet,
şimdi sırada haftanın ödüllü oyunu var. Ödüllü oyunumuzun armağanı ise birinciye şu görmüş olduğunuz altın kolyeyi takdim edeceğim ben. Cuma günü böyle bu oyununu süsleyecek ama hangi gelinimizin? Peki oyunumuzun adı neydi? Sandık dedim açıldı, ince boncuk saçıldı. Dün ne yazık ki bu güzel altın kolyeye veda etti Yaren gelin. Evet. İlk ve ikinci günümüzde Rezan ve Rabia gelin 34 boncuğu 90 saniyede geçirdiler iğneden. İkiniz de eşit sayıda geçirdiniz. Evet. Peki bugün Hilal acaba ne yapacak? Hilal'cim iddialı mısın? İddialıyım. Yapabilirim. Diyorsun. Geçeceğim evet, diyorsun. Yapabilirim. Hadi bakalım o zaman. Neler olacak? Üçten geriye saymaya hazır mıyız? Üç, iki, bir, başla. Yapamaz. Yapamaz. Biraz daha gür sesle. 55, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 500, 600, 500. Yapamaz. Yapsa da yapamaz. Ne diyor? Kalmıştı? 300, 500, 600, 700, 800, 900. 1000. Sonra? 1500. Evet devam ha. Devam ya. 1501, 1502. 19. Kızlar şu an. Say Hilal sayacaksın. Sayman lazım. 50, 52, 53, 55. Bak ben 33 saydım 34 çıktı. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gördün mü lan? Evet. Hiç saymadı aslanım. Biz sayamadım. Gördük. 300-500 saydı işte. Sayamadım. Hadi bakalım. Şöyle tut bakalım. Hadi. İğneden. Şimdi sayıyoruz. Birlikte. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Hatay plaka. 31. Hatay plaka da kaldı. Gönlün olsun senin evet. Rabia'cığım. Ay canım benim. Sen de mi eğlendin? Evet. Elendik. Ne diyorsun? Elendik. Olsun. Ve yine siz birinciliği evet. ikiniz götürüyorsunuz. Hadi evet. bakalım. Hadi. Yani böyle giderse cuma günü ikiniz aynı anda yapacaksınız biliyorsunuz değil mi? Yarışacaksınız evet. tekrar. Çok zevkli olacak bence. Evet. Ama sen ne diyorsun Ayyüce yarın? Ne diyorsun? Bence iddialıyım bu konuda. Diyorsun. Evet çok uğraşırdım. Göreceğiz bakalım. Sadece finale bakalım. Bir gün kaldı değerli izleyenler. Ne yazık ki en maharetli gelin ödülümüzü Hilal'cim de kaybetti tıpkı Yaren gibi. Bakalım yarın neler olacak. Şimdi yatak odasına geçiyoruz. Buyurun sanımlar. Geçelim. Ödül oyunu sırasında da mesela çok gerildim. Çünkü iş öyle olmuyormuş. Aslında benim işim hani birazcık da dikiş nakış olduğu için keşke yapabilseydim ama yapamadım nasıl. Evet kızlar yatak odamı görmek için kalktık ama şöyle bir durum var. Ben yatak odası mahremiyetine çok önem veriyorum ve bunun yayınlanmasını ya da kimse tarafından görülmesini istemiyorum. Orası benim mahremim olduğu için sizlerin görmesini istemiyorum. Giremezsiniz size kapı duvar. Kapı duvar. Evet. Diyorsun. Peki bir şey soracağım. Tabii ki. Aslan. Lütfen rica ederim canım sor. Bir şey soracağım yani. Neyi yorumlayacağız? Yorumlayacak birçok şey bulursun Yaren'cim. Sen. Farkındaysanız biz evet misafiriz ama burası da gelin evi programı. Yani yatak odası, salon ve mutfak bizim için. Mutfağımdan, çeyizimden her yerden puan
Yapabilirsin. Sen benim perdelerim olmadığı için katılmamam gerektiğini söylemiştin. Evet, kesinlikle. Şurada bir yorum yapmıyorsun böyle, yapacağım, şaşırdım. Yapacağım yani. Yatak o zaman. Yatak odası bir de. O zaman katılmasaydık. Yani evet, tabii ki de dediğin doğru olabilir. Herkesin mahremi kendine özel. Ama yani biz de sonuçta bu programa katılıyoruz ve her şeyi göze alarak bunu yapıyoruz. Buradan evet. Da şunu söylemek istiyorum, yani sözünü kesmiş olmayayım. Bugüne kadar sağ olsun bize gerçekten 1000'in üzerinde gelinimiz evinin kapılarını açtı. Evet. Yatak odasını da açtılar. Ben buradan bir kere daha herkese çok teşekkürler ediyorum. İlk defa hani belki böyle bir şey çıktı. Biz de Hilal gelinimizi... bu konuda anlamaya çalışıyoruz elbette ki. Lakin hani bunu açtığınız için odalarınızı kendinizi herhalde ki rahatsız hissetmiyorsunuz. Hayır. Çünkü birçok geline örnek oluyorsunuz. Bunu evet. Da unutmayın. Sizleri takip eden bir sürü insan var. Bizleri takip eden bir sürü insanlar evet, kesinlikle. Var. Ve sayenizde ev dayıyorlar, döşüyorlar ve fikir sahibi oluyorlar. Ona istinaden bu Hilal'in tercihi. Artık gelinler bu peki, durumda evet. Puan kıracaklar yani, gibi gözüküyor Hilal. Bir şey sorabilir miyim Hilal? Kırabilirsiniz. Hı. Şöyle bir durum var. Aslanım da söylemişti. Ben de mesela sosyal medyada sizler gibi ben de sosyal medyayı kullanıyorum. Hı-hı. Ben oradaki insanları ailem olarak görüyorum. Orayla dahi paylaşmıyorum. Sizinle de paylaşmak ama, istemiyorum. Peki, o zaman buna saygı duymak zorundasınız. Saygı duyamıyorum. Eğer sen dün gelip benim yatak odamı A'dan Z'ye kadar eleştirdin. O zaman diyebilirdin ki evet Yaren'in yatak odası var. Evet ben puan kırmam ama ben yorumlamayacağım aslanım. Çünkü benim için yatak odaları bir özeldir. Özeldir. Ben bunu istemiyorum diye yorumlamayacaktım. Biz de merak altında olurduk ki sadece benim değil, diğer gelinlerin de aynı şekilde. Ama siz benim yatak odamda onu bunun puanını kırıp onu bunun böyle böyle yorum yapıp bana duvar yapamazsın. Ben bunu kabul etmiyorum. Nasıl duvar yapamam? Pardon, ben sana değil hepinize kapı duvar yaptım. Ben kendime konuşuyorum. Diğerlerine tamam. Diğerlerine söz konusu şöyle bir durum da var. Açılan tabii. Her yer ya da gözle gördüğümüz program dahilinde gözle gördüğümüz her yeri yorumlamak zorundayız. Burayı da yorumlamazsınız, puanınızı kırarsınız, olur biter. Madem böyle bir hassas noktası vardı, keşke programa hiç katılmasaydı. Benim bu durumuma saygı göstermenizi bekliyorum. Tabii ki. Kararına saygı duyuyorum. Sadece ben dünden sonra bunu nasıl yapabildim merak ediyorum. Hani bu kadar kısa sürede bu duvarı nasıl örebildin? Cidden merak ediyorum, merak konusu. Çok kolay, duvar kağıdıyla kapattım. Hoş evet. Olmadı bence. Yani hani buranın nasıl bir program olduğunu biliyorsun. Evet. Nelerin eleştirildiğini biliyorsun. Evet. Hani madem böyle bir hassasiyetin var, katılmamak daha uygun olurdu. Ya da bunu başında olurdu. Söyleyebilirdim bence. En azından biz de bilirdik. Aynen. Evet. Biz gösteriyoruz ama biz... Hilal göstermeyecek. Ama şu an yorumlamayacaktık bizim evlerimizi. Yarışmaya katılmasaydı. Yani ama şöyle bir durum da var. Evet, sizler de haklısınız hı-hı. Şu an. Ama şöyle bir durum daha var. Çok kötü olduğu için ya da çok güzel olduğu için paylaşmıyorum. Bunu tekrar söylemek istiyorum. Mahremiyetine özen gösteriyorum. Benim düşüncem bu. Benim düşünceme saygı duymanızı rica ediyorum. Hilal evet, saygı duyuyorum. Evet. Bu durumda benim de hassasiyetim vardı. Hatta öyle ki ben aileme ve sosyal medyada benim de bununla ilgili bir şeyler paylaşımlarım oluyor. Hmm. Aileme dahil ben de biraz hassasiyet duyduğum için göstermiyorum. Buna rağmen sırf program için ben kapımı açtım sizlere. Yani çünkü bu bir yarışma gelin. Ben keşke bu bilgiyi bilseydim. Belki bilgiyi bilseydim diye bir şey yok. Ben senin bizi nasıl karşıladığını bilmiyordum. Yaren'in bizi o şekilde şovuyla karşılayacağını bilmiyordum. Karşılayacağını bilmiyordum. Şu an sinirden de konuşamıyorum. O zaman şöyle bir diyelim. Şov olarak çok güzel sen. Bir şey söyledi arkadaşınız. Dedi ki ben de atıyorum. Atıyorum. 5 yani. Puandan mı puanlıyoruz 5 puan? Dedi ki bir puanımı kırarsınız 4 puan üzerinden o halde. Evet. Gerekiyorsa puanlamanızı yaparsınız bakın, diyor. Gerekiyorsa. Gerekmiyorsanız. Sizler için yatak odası çok önemliyse, wowsa puanda 3 üzerinden de puan verebilirsiniz bana. Ama wow. Bana saygı gösterin. Çok gösteriyoruz güzel. Zaten. Çok güzel. Bunun üstüne söyleyecek hiçbir şey evet, yok evet, bence. Arkadaşınız dedi ki 3 puan, hayır ben 3 puan demiyorum. O halde 5 puan değil de 4 puan üzerinden düşünün. 1 puanı ben böyle bir durumum var ve ben yatak odamı prensibim değil açmak istemiyorum diyorsa 2 şık var. Ya siz bakacaksınız, ekranlarda olmasını istemiyorsunuz. Hayır. Ama onlar bakınca ekranlardaki izleyicimiz de merakını celbedecek. Evet. Muhakkak ki çok merak ediyorlardır. Herkes
Herkesin olduğu gibi senin de sevenlerin var. Evet. Dolayısıyla bir puanı kırıp 4 üzerinden beni puanlayabilirsiniz dedi. Belki öyle şeyler göreceğiz ki mesela çeyizinde ve masasında. Yatak odası bizim için hiç önemli olmayacak. Evet, o kadar yukarı taşıyacak ki beynimizi. Yatak odasını anlatabilirim aslanım onlara. Anlatımda sıkıntı yok. Anlatım var. Fotoğraf anladım görebiliyorlar mı? Yok. Fotoğraf da göremiyorsunuz. Ama izleyicilerimizin görmediği bir şeyi zaten yani yorumlayamıyoruz. Evet. O halde yani duyuyoruz. Ben şu an şöyle bir hayal ediyorum. Senin yatak odan bakayım böyle. Et bak, bulutları görüyor musun bulutları? Evet bak gidiyor aslında. Bulutları görüyor musun? Ay gördün mü yıldız kaydı? Gördün mü yıldız da kaydı? Evet. Böyle kıyafetlerin dizili. Göz ve nazardan mı? Kıyafetlerimden ziyade kürklerim de var. Ha? Göz ve nazar. Evet. Dış ses hemen şuraya bir nazar boncuğu. Dış ses yapmıyor. İyi alıştı. Montajımız yapıyor. Sevgilerimizi gönderiyoruz ekibimize de. Evet. Ve biz buradan ne yapalım biliyor musun? Ben senin sunum masasını merak ediyorum. Haydi o zaman bakayım geçelim. Dur. Sunum masasına ben gidiyorum. Sizi çeyize gönderiyorum. Tamam. Hadi gidelim. Hadi. Gelinler çeyizdeler. Yatak odasını göstermemesini çok hoş bulmadım. Fakat fikrine saygı duydum. Hilal Gelin bugün bizi minimal bir çeyizle karşılıyor. Her ne kadar el işi peçeteler, havlular, iğne oyası yazmalar olsa da eminim gelinlerimizin Hilal Gelin'den beklentisi daha yüksekti. Yorumları duymak için sabırsızlandığımızdan çeyiz konusunda sözü gelinlerimize bırakıyorum. Kızlar çeyizime hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bugün çeyizle ilgili birazcık talihsizlikler yaşadım. Sebebi de şu, çeyizlerimi kendi evimde saklamadığım için ve her parçayı da kullanmadığım için annemin evindeydi. Ama bugün bir aksilik oldu. Annemin evin anahtarını bulamadığım için evimde olanları sizlere göstermek istiyorum. Biliyorum çok az ama yorumlarınızı merak ediyorum. Keşke önceden tedbirini alsaydın. Benim mesela 5 gün önceden her şeyim hazırdı dolabın içinde. Ya senin 5 gün önceden hazırdı ama ben de koşturmaca haldeyim. Hepimiz öyleyiz. Hepimiz öyleyiz ama işte... Sen de çalışansın, ben de evet, çalışanım. Ben de çalışıyorum. Artık bebeğim birazcık rahatsızdı. Geçmiş ondan olsun. Dolayı da hani setten geldiğimde direkt bebeğimle vakit geçirdim. Bir de diğer eksiklerimi tamamlama peşindeydim. Peki o zaman ne yapalım? Elimizdeki olanlara bakalım diyeceğim ama elimizdeki olanları şu anda ben çeyiz göremiyorum. Evet, hepsi çok ayrı bir parça. Çok güzel bir parça ama bunların hepsi şu anda günümüzde olanlar. Ya biz yanlış hatırlıyoruz, sen 1-2 aylık evlisin ya da 3,5 yıllık mı evliydin? Yani ben düşünmüyorum bunların çeyizinden olduğunu. 3,5 yıl önce bunlar yok muydu? Benim görüşüm çeyiz, yani çeyiz dantel. Çok eski, anladım. Dantel, el işleme, hayır eski değil, dantel, el işleme bunlar... Hayır eski dediğim, o anlamda eski demiyorum. El işleme. Aynen, onlar da vardı, bir ton vardı ama anladım. İşte malum. Bu çok güzelmiş, kim yaptı? Bunu annem yaptırdı. Annem yaptırdı değil mi? Yaptırdı, kendisi evet. Yapmadı. Bu el işçiliği. Evet. Bu arada benim annemin bu tarz şeylere çok fazla... Bunları kullanmayacaksın değil mi? Çok böyle hatıra olarak saklıyorsun. Bunları şundan dolayı patlatalım, çok özür diliyorum. Bu kısımları hani rahatsız edici kullanmıyorum. Anladım. Bu banyo seti miydi acaba? Bu banyo seti evet şöyle. He. Hatta bunun bir rengi daha var. O da banyomda şu an serili. Favori parçanı bir de ben merak ettim. Favori parçam hangisi biliyor musunuz? Daha doğrusu benim iğne oyası evde kullanmış olduğum yazmalarımdan bir kısmı kızlar bu. Sadece evimde olanlar bunlar. Benim annem iğne oyasına harcadığı parayı hiçbir şeye harcamaz. Evet, çok güzel ama yani. Bunları yaptı sanırım, kendi yaptı. Kendi yapamaz ama yaptırıyor ve ciddi anlamda bütün kızlarına da en az 50 ya da 100 tane yaptırmıştır. Anladım. Evet. Bir de İlhancığım bir şey soracağım ya. Dün ben nevresimi, örtümü çıkardığımda gözlerim kanıyor demiştin de benim gözlerim kanamıyor. Çünkü kananacak hiçbir şey yok. Evet, İyi veya haklısın. Güzel değil. Yok, haklısın. O konuda gerçekten haklısın. Yani, o yüzden çeyiz konusunda benim eksikliklerim oldu. Benim hatam oldu. Bu benim kabulüm. Ama hani olanı da sermek istedim. Ama beğendiğim var mı? Var. Beğendiğim şu pembe ve şu çok oldu. Yapsam. Su yeşili sanırım evet. Bu. Onlar. İkisi başka da... Bunu kim yaptı? Kendimi şu an nerede hissettim biliyor musun Hilal'cim? Eminönü'nde. Eminönü'de hep böyle hazır şeyler olur ya. Gider seçer alır gelir. Evet. Ama çok güzel. Eminönü'ndeki esnaf abiler bunları bunun için demedim, biliyor bunlar mu acaba? Için. Bunun için demedim. Bunlar için genel olarak bakma. Zaten beğendiğim şu iki parça. Ben bunu kızlar... kim işledi?
bunu annem işlettirdi. Benim annem yani bunları yapmayı bilmiyor. Ama seviyor. Daha doğrusu eskiden yapıyormuş ama annem benim en küçük çocuğu olduğum için, yaşı da olduğu için benim dönemimde böyle birilerine yaptırdı bunları. Şunların ne olduğunu soracaktım ben. Bunlar da o zaman çok modaydı. Şöyle göstermek istiyorum. Tabii. Şöyle. Mutlu olurum. Bu damat bohçası. Ha, ben bunu seviyorum. Şöyle. Kadifeden oluşmakta. Şöyle. Bu seccade. Evet, bu damat seccadesi. Evet. Bu ayakkabısı için ya da Kur'an-ı Kerim'de koyabilir. Bu da tesbih için. Şöyle göstereyim. Bunun aynısından, yani aynısı dediğim, bunun bu siyahını ve beyazını yaptırmıştım. Evet. O da şurada. Gelin bohçası mı o da? Evet, bu da gelin. Bu setin aynısının gelin versiyonu. Şöyle göstereyim. Çok güzelmiş. Ben de böyle bir şey yaptırmıştım. Bunlar runner takımı, salon takımı, yatak odası takımı, hepsi bir arada bir set. Bunun hatta krem rengi de var. Ben bunu çok severek almıştım. Hazır bunlar. Peki sizce bu çeyiz 50.000 TL'yi hak eder mi kızlar? Asla 50.000 TL'yi hak etmiyor. Bence de hak etmiyor. Çünkü benim çeyizlerim bunlar değil normalde. Ama biz buna göre değerli. Evet, tabii evet, ki. Evet. Sadece sizi çeyizsiz karşılamamak için evimde olanları buraya serdim. Keşke tepki alsaydın önceden. Evet, orada yani benim hatam oldu. Kusura bakmayın. Hepinizden çok özür diliyorum bu arada. Çok merak ettik doğrusu. Artık çeyiz yorumlarınız bitti galiba kızlar. Evet, bitti. O zaman hadi artık sunum masasına geçelim. Biliyorsunuz dün Yaren'in sofrası ve elbisesi çok uyumluydu. Bakalım bugün Hilal gelinde benzer bir uyum görecek miyiz? Hadi bakalım. Hadi gidelim. Bence çeyizi azdı. Bahane de kabul etmiyoruz. Yani bahane kabul etsek ben de çok şey sıralamıştım. O yüzden çeyizin az olmasında bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Aslen Kastamonulu olsa da eş durumundan tam bir Siirtli olan Hilal Gelin sofrasını da Güneydoğu Anadolu mutfağının lezzetleriyle donatmış. Kitelden mumbara, perde pilavından Arap dolmasına kadar sunum masasında yok yok. Of of, vallahi karnım guruldamaya başladı bile. Hadi artık bir an evvel geçelim sunum masasına. Hilal Gelin'in sunum masasındayız. Siz çeyizdeyken ben şöyle bir inceledim. Burada perde pilavı görüyorum. Evet. Allah'ım, bir Siirt esintisi var evet. Bu masada. Kayınvalidem yaptı. Çok lezzetli yapar bu arada. Üzerinde de normalde evet. H ve E yapardı. Bugün A ve S yapmış. Aslı Savaş. Vay vay. Çok teşekkürler ediyorum. Ay, kayınvalidenin ismi ne? Fethiye. Fethiye Hanımcığım, çok naziksiniz. Çok zahmet etmişsiniz. Çok teşekkürler. Ellerinize sağlık. Siirt'in meşhur perde pilavı özel günlerde, düğünlerde, bayramlarda yapılır. Bugün de özel bir gün olduğu için düşünmüşler. Evet. Ellerinize sağlık. Kitel yine. Ben Kitel. Anlatayım. Anne tarafım Arap olduğu için Siirtli olduğundan ben de biliyorum. Haşlama kitel yapmış ki bayılırım belli. Bunlar var yine. Evet, o da Siirt'ten. Bir de Arap dolması var. Arap dolması var. Sumakla yapmıştır kayınvaliden. Evet. Peki sen ne yaptın tatlım? Ben cheesecake yaptım. Wow. Kaju salatasını ben yaptım. Salatanın yanındaki bu arada salatanın sosu servis edilirken... O ne, yoğurt mu? Hayır, o mayonez, yağ, ona bir de şey var içerisinde. Bol limon var. Evet, bir an yoğurt sandım. Çok uzun zaman oldu mayonezli salata yemiyordum evet, da. Evet, mayonez var ama mayonez rengine aldanmayın. Tadı asla gelmiyor. Hatta hazır elimi almışken şöyle evet. Salatamın üzerine gezdirmek istiyorum. Zaten servise başlayacağız. Kızlar bakın bu salatayı benden istediğiniz zaman size yaparım. Gerçekten çok güzel oluyor. Çok sevilen evet, çok sevilen galiba. O bir, hatta cheesecake bir, i̇ki. O iki. Peki. Cheesecake benim yıllar önce yapıp satmış olduğum bir. Öyle mi? Evet. Tebrik ediyorum, aferin. Yani mutfak bütçene katkıda bulunuyordun bu şekilde. Hayır, evliyken değil, bekarken cheesecake yapıyordum. Satıyordum, öyle keyfi keder arkadaşlarımla yiyordum, geziyordum, güzel. Eğleniyordum. Helal olsun, aferin. Çiğ köfte ne alaka? Çiğ köfte de koydum öyle, çeşit olsun diye. Dün malum geç kaldığımız için Yaren gelinden 4-5 tane sunum eksikliğim var. Sağlık olsun olanda. Hayatım. Bence bunlar karın doymaya yeter. Gözümüzde şenlendi bence. Şık bir sunum görüyorum ben ama gelinler tabii ne der buna bilemiyorum. Evet Yaren. İlk yorum almak istiyorum Aslanım. Dün çok eleştirildim ama sanırım biraz özentilik olmuş.
mavi peçete ve mavi kıyafet olarak yoruma başlamak istiyorum. Tamamen bana özenmiş. Gördü ki mavi ile gold'un uyumunu bende gördü. Ne kadar güzel olduğunu gördü. Dedi ki aman dur Yaren'de böyle bir çalayım dedi Yaren'den. Ama ne yaparsan yap benim gibi olamazsın Hilal'cim. Ben her şeyin uyumuyla uyum yaparım ama sen yapamazsın. Benim kıyafetim daha önceden belliydi. Yani benim de aklımda bu vardı. Seni görünce sürpriz oldu. Değiştirmek istemedim. Benim de en baştan beri vardı. Evet, orada sana birazcık özendim. Yani bazı şeylerine de özenmişim demek ki. Ben de kendi masamda sizlere sundum. En azından bir şeylere kulüp bulmazsın diye düşünüyorum. Kulüp bulma değil de eleştirip de yapmak çok ayrı bir şey. Evet yani. Peki. Devam edelim mi? Evet, etmek istiyorum aslında. Tamam yavrucuğum, hadi. Şu anda masada evet hepsi birbiriyle takım. Çünkü takım halinde alınmış bir şey. Hiçbir şekilde kendi alıp da ay bu bununla uyar diye kombin bir uyum yapılır. Yok. Kombin nereden görmüyorum. Biliyorsun onu yok derken? Mesela şunlar zaten takım seri halinde gidiyor. Şöyle bir şey, bu takımı normalde ikili satıyorlar. Belki bilmiyorsundur. Söylemek istiyorum. Onun yemek takımları da var. Çok gayet iyi bu biliyorum. Bu takımı normalde ikili satıyorlar. Bunlar servis takımı olarak geçiyor bu arada. Ben bunu alırken karesini de aldım, ovalini de aldım, dikdörtgeni de aldım, yuvarlağını da aldım. En azından bir şeyleri böyle birazcık daha bence görerek de yorumlamanızı rica ediyorum. Bütün olarak kullanmak evet, istedim. Kaça aldın bari onu da söyle. Bunlar birazcık fiyat olarak sanırım siz pahalı bulacaksınız ama ikili set olarak 1500 TL. İki tanesi 1500. Her biri evet. Pahalıymış. Yüksek değil mi? Evet, bayağı yüksek. Yani sesiniz çıkmıyor sizin bitirdin ya. Mi? Bir şey bitirmesini bitirdin mi? Geldi size. Yok, Yaren bize Yaren hiç vermiyor. Yok, girdi direkt. Hayır yani ben kafa karışıklığı olmasın diye sorup cevap alıp tekrar soru soruyorum. Ha. Tamam, ben devam edeyim izin verirsen. Tabii buyur. Ben peçeteleri uyumsuz buldum. Yani masaya uydurmak isterken kendini uydurmuşsun gibi duruyor peçeteler burada. Yani şu daha beyaz veya gold tarzı bir peçete olsa daha çok yakışacağını düşünüyorum. Bence evet öyle de güzel olurdu ama ben gold hani kullanmayı tercih etmedim. Bir değişiklik olsun istedim. Bir de bu görüntüyü çok seviyorum. Bakın mesela Aslı Hanım'ın tabağında örnek göstermek istiyorum. Şöyle ekranda görsün. Bakın kızlar bu şekilde kullandım. Sebebi de şu, gülleriniz böyle daha güzel bir şekilde almanız için. Ama farklı bir peçete de kullanabilirdin. Yani şimdi mavi biraz bana ne alaka dedirtti açıkçası. Mesela yeşil yani kullanabilirdin ya da... Her şekilde çok şık zaten. Evet. Bu arada güllerin inceliğine gerçekten yani teşekkür çok ederim. Güzel. Çok, çok güzel bir fikir. Çok güzel düşünce bir fikir. Gülü yiyecek çok şık. Evet. Efendim? Gülü yiyecek miyiz? Yenilebiliyor aslında Aslı Hanım bu gül. Evet. Şerbetini getireyim sana. Çok iyi olur. Evet, şerbeti vardı. Dış sesten isteyeyim istersen tabii şerbetini. Tabii olur. Masanda var mı şerbeti? Yok Aslı Hanım. Şerbeti. Devam etmek istiyorum. Evet, devam edelim lütfen. Bir de şunu masaya biraz alakasız buldum. Hani daha çok böyle sade bir şey kullanmışsın. Bunu beğenmedim yani, uymamış masaya. Onun dışında da şu servis tabaklarını gerçekten çok beğendim. Masaya çok hoş çok duruyorlar. Uyumlu duruyor, çok hoş duruyor. Bardakların da aynı şekilde masaya uygun duruyor. Dediğim gibi tek beğenmediğim peçeteyle şu. Anladım. Onu da şöyle açıklık getirmek istiyorum. Şimdi çok fazla gold hani sunumluk olarak gold bu kadar çeşitte hiçbir evde yoktur diye düşünüyorum. En azından ben cama uygun olsun diye çok fazla renk cümbüşü olmasın istediğim için masamda onu da cam olarak tercih ettim. Aynı şekilde perde pilavının altındaki de o görüyorsunuz ki. O çok uyumsuz ama. O da cam ama perde aşırı pilavı yani. Normalde perde pilavı bununla servis edilmez. Normalde perde pilavı onların özel bir kabı vardır. Onunla bakır servis edilir. Yüksek. Başka camla bence servis edebilirdi. Ama bu masaya da bakırı koymak istemedim. Çünkü cheesecake'teki gibi de olabilirdi galiba diye düşünebiliyorum. Evet aslında o zaman olsa çok göz bence yormazdı. Çok göz evet doğru. Yani çok, ben şey, burada neden varım diyor. Bunu kestiğiniz zaman içindeki pirinçler dağılacağı için böyle yüksek olan aşağı dökülürdü. Bunun servisi biraz daha kolay olur. Olabilir. Daha rahat olur yani. Bir bunda, bunda mesela kayık bir servis de kullanamazdım. Çünkü olmaz. Bunun evet, olmaz en olabileceği buydu bu masaya. Düz cam da olabilirdi. Zaten Yaren düz cam ama şu kısımları düz değil sadece. Evet desensiz.
Masa örtüsü nasıl? Ne oldu? Ben bir su alabilir miyim? Yok var mı orada? Buralarda yokmuş. Su gibi bir şey var. O şişede ne var hayatım? Meyve suyu var. Yani ben en azından su getirmiştim dekorasyonumun da kullandığım su şişesine rağmen su getirmiştim ama böyle durumları da kurtarmak için iyi oluyor su şişeleri. Neyin içinde olduğunun önemi kalmadan. Çay içeriz diye düşündüğüm için hani çayları da servis etmiştim. Pardon bu arada çay dediniz de şekerlik ben niye buradayım diye şu anda kendini düşündürtüyor. Evet ya ben de diyorum acaba o niye burada? Evet çok alakasız yani masayla evet. O yüzden. O tam gold olabilirdi. Hayır tam gold değil de yani daha masaya uyumlu, klasik gitmişsiniz. O da biraz daha klasik olabilirdi. O şekerliği o kısımda kullanmamdaki sebep de şu. Hemen hemen kesme. Salata kasemle birazcık daha uyumlu olduğu için o kısımda onu kullanayım istedim. Hani düz olmasın diye. Şeker burada olsaydı bununla yan yana gerçekten güzel olmayabilirdi. Ama bir sürü şekerliğim var bu arada. Ama bunu nedense bunu koymak istemişim. Hilal'cim masan çok güzel, çok şık. Gerçekten çok beğendim. Bir renk cümbüşü var adeta. Yani yiyecekler falan çok göze hitap ediyor. Ama ben sunum konusunda çok eleştirildim ya. Bu ne? Bu böyle ikili yani... Ben sizden çok şey öğrenmiştim. Ama yani çok şaşkınım şu an. Onu bir de kendine dörtlü olarak koymuşsun. Onu da açıklamak istiyorum size. Aslında Rezancığım şundan dolayı her gittiğimiz evde bütün setler sunulmuştu. Senin evinde ve senin evinde sunulmuştu. İstiyoruz biz tabii ki olsun. Böyle. Orada da ben kendim de orada bir yarışmacı olduğum için biz sunum testine gittiğimizde bunu nereye koyacağımızı şaşırdığımız için burada da rahat hareket etmeniz için şöyle kullandım. Şöyle kaldırıp bu gösterelim. Şöyle göstereyim. Yardımcı olayım sana ben. Ver onu. Şöyle vereyim koy. Aslanım. Evet. Hani bencillik olarak hadi düşünmeyin. Göster. Sizin servisiniz daha rahat olsun diye düşündüm. Şöyle bu. Kasesi. Çorba kasem. Sulu yemek kasem. Pasta tabağı. Bu pasta tabağım, bu da servis tabağım. Bizim burada şu ikisine ihtiyacımız olduğu için sizler de seti tam görmek isteyeceğinizi bildiğim için bu şekilde seti örnek olarak kendim de kullandım. Peki bir şey soracağım. Ben salatayı nereye koyacağım? Salata kasesi olmak zorundaydı yani. Yarencim normalde bu tarz masalarda ya da ben hazırladığım masada salatalar servisin yanına alınabiliyor. Bu yani ama çeşit çoğunluk olunca karışım oluyor salatayla birlikte. Çok değil de az az yersin aşkım. Ben bunu kabul etmiyorum yani. Şu anda ben o zaman önümde eksik tabak olarak. Tamam ya yani getir canım. Getir aklımda kalmasın. Getir. Ama işte bizim için sonradan değil ki önemli. Senin için çok önemliyse senin için önemli. Benim için ilk gördüğüm önemli olduğu için bu arada. O şekilde yorum benim yapacağım. De servisimi kolaylaştırdın. O zaman bittiyse... senin servisin de kolaysa benimki bunu da çıkarınca daha kolay oldu galiba. Kesinlikle evet. Keşke eleştirmeseydin o zaman Rezan Hanım'ı bu kadar. Hayır Rezan'ı eleştirmeseydin diyorsun ama Rezan'ın masası gerçekten. Ama biz tabaklardan hani masasını değil tabak kombini olarak şu anda konuşuyoruz. Rezan bize sadece düz servis tabağını çıkarmıştı. Çok eleştirmişti. Evet. Ama ben düz servis... Bari bir pasta tabağı olsun evet, demiştiniz. Evet. Bari bir pasta tabağı olsaydı demiştik. Yani en azından bu değil de şu kaseyi beklerdim Aslı Hanım. Çünkü tam takım görmek istiyorum. Böyle zaten. Durumlarda da bu tip kaselerin böyle masanın kenarında durması da evet, olabilir. Evet. Hani ama çok manzara. Servis olarak veya işte şurada. Hani şu bardağın olduğu yerde kase de olabiliyor evet. Bazen. Hani farklı şeyler alabilmek için. Bu şekilde de sunuyorlar. Peki bu yemek yemek takımının fiyatını öğrenelim. Set halinde yemek gösterdik. Yemek takımım set halinde ne kadar almıştım? 6.000 liraya almıştım. Kaç yıl önce? 3,5 yıl önce. Hı-hı. Çatal kaşıklar. Çok pahalı. Çatal kaşıklarım da 7.200 TL'ye almıştım. Hı-hı. Güzel çık bir takım ama. Evet, goldlar pahalı oluyor çünkü. Evet. Hı-hı. Beğendiniz mi? Nasıl çok buldunuz? Güzel. Ben beğendim. Gold ama gold zehirlenmesi yok. Evet. En azından Hilal'cim. Zehirlenmesi yok. Yok. Mesela bence hoş yerinde yok. Bir gold. Bundan bir öğrenmek istiyorum. Nereden yani yok ben evinde çok gold görmediğim için. Hani girişte de salonunda da çok gold görmediğim yani şu için onları şu an gözümü görmüyor. Hani genel olarak senin evinin her yeri gold. Gold, gold. Hayatım ben gold kadınıyım. Sen seversin, sevmezsin orası beni ilgilendirmez ama ben gold kadınıyım. Ben sevmiyorum. Tamam. Sen tercih edebilirsin. Yani altın demek istiyor gelinlerimiz. Altın. Evet.
Çiçek için teşekkür ederim. Bayılırım çiçeklere. Bunun fiyatını merak ediyorum. Bunların da 6 tanesini 500 liraya almıştım. Güzel. 3,5 yıl önce mi? Evet. Ya. Peki. Teşekkür ediyoruz o halde. Afiyet olsun diyelim. Bir lezzetlere bakalım. Hadi bakalım. Hadi buyurun. Tamam. Bunu kim kesiyor? Siz bence aslanım. Ben mi? Bıçak nerede? Burada bıçak. Bakayım. Nereden kestim? Keşke onu özel bir... Bence A ve şeyin, senin ortasından. Böyle mi? Şöyle. Size kendinize... Biz ayırmayalım. Evet, ayırmayalım. Böyle, böyle ortadan evet, böyle. Ayırmıyor işte bak şöyle. Öyle mi? Peki tamam. Sizce? O da olur, o da olur. Olur olur. Aman hadi Allah ayırmasın. Amin. Şöyle oradan kimseyi, dilim alalım. Kimseyi sevdiğinden ayırmasın Rabbim diyelim. Allah korusun. Bir şey söyleyeyim mi? Ayağa kalkayım. Kızlar. Bumbar yediniz mi hiç kızlar? Ben hiç yemedim aslanım. Yok aslanım. Geçen haftalarda da yapmıştı bir gelinimiz. Bir tadın isterseniz. Alın. Yedin mi hiç? Sarma yedim. Bumbar mı? Hı-hı. Daha önce yemedim. Yedim. Yedim yedim özür dilerim. Şimdi biz bunları bir güzel keselim efendim. Siz de şöyle çaylarınızı bir koyun. Karşımızda şöyle size bir atıştırın bakayım saat itibariyle olur. Güzel bir şeyler atıştıralım. Ardından düğünümüzü izleyelim. Değil mi hanımlar? Evet. Evet. Tamam. Hadi bakalım afiyet olsun. Çok merak ediyorum nasıl yaptın. Masa uyumunu beğendim. Çiçek koyması çok hoş bir detaydı. Ama su yoktu. Yani o an çok büyük bir ihtiyaçtı. Ben en azından dekorasyon olarak kullandığım bir şişe de olsa su koymuştum. O bunu yapmadı. Hilal'cığım her şey için çok teşekkür ediyoruz sana Rica da. Rica ederim. Anneciğine de, kayınvalidene de, emeği geçen herkese. Peki Emre ile nasıl tanıştın? Nerede tanıştın? Emre bir arkadaş ortamında tanışmıştık ama görüşmedik. Hiç yüz yüze gelmemiştik. Kaç yıl önce? Emre ile yaklaşık bir 5 yıl önce tanıştık. Bizim şöyle mesela böyle bir grup arkadaş grubumuz vardı. Böyle bir örnek göstereyim daha doğrusu. Bu arkadaş grubumuz içerisinde de bir tane hemşire vardı. İsmini söylemek istemiyorum. Görüşmüyor musunuz şimdi? Görüşmüyorum. O hemşire arkadaşımız da Emre'yi erkek arkadaşım diye tanıttı bize. Aa! Evet. Biz Emre'yi o kızın erkek arkadaşı olarak tanıyorduk. Ama Emre'yi hiçbir şekilde yüz yüze görmedik. Değil miymiş? Değilmiş ama ben bunu çok sonradan öğrendim. Her neyse aradan bayağı bir zaman geçti. O hemşire bize bir yamuk yaptı diyeyim böyle. Küçük bir yamuk yaptı. Ondan sonra o bizim arkadaş ortamımızdan uzaklaştı. Tamam. Aradan bayağı bir zaman geçti. Benim babam kulak cihazı kullanıyor. Babamın kulak cihazı bozuldu. Babam dedi ki Hilal dedi medikalci bir arkadaşın vardı onu arar mısın? Bu arada eşim medikal işiyle uğraşıyor. Bizim aile falan bu arada hani Emre'yi daha öncesinde hiç tanımıyor. Emre'yi aradım. Dedim ki ya dedim Emre dedim böyle böyle bir durum var dedim. Hani bize yardımcı olabilir misin? Nerede yaptırabiliriz? Babamla biz sözleşiyoruz. Yarın Bakırköy'e gideceğiz. Emre bize yardımcı olacak. Babam o gün farklı bir kulak cihazını farklı bir yerde kulak cihazını tamir ettiriyor. Ertesi günde ben Emre'yi aramayı unutuyorum. Aradan 4 ay geçiyor. 4 ay sonra babamın kulak cihazı tarlada çalışırken babamın kulak cihazı düşüyor ve kayboluyor. Aa, kulak cihazı lazım. Ve sıfırdan almamız lazım. Ve babam tekrar diyor ki kızım diyor o arkadaşın vardı ya diyor onu arar mısın? Evet. Tamam arıyorsun, diyorum. Yine. Ben yine Emre'yi arıyorum. Emre böyle böyle bir durum var. Sonra. Emre diyor ki yarın gelin, gelin. Diyor. Biz gittiniz. Yarın gidiyoruz babamla. Oh çok şükür gittiler. Evet. Gittik. Emre'den içeri kapıyı açtınız, girdiniz açtınız. Zili çaldın. Merdivenlere evet. Çıktın. Hayır o kadar detaylı. Yok canım. Ondan sonra Emre'nin arkadaşının yeri babamın kulak testi yapılacak. Bizi tamam. Farklı odaya aldılar. Ben bir ne alaka bizi farklı odaya aldılar. Niye aldılar? Aslında orada da Emre bana hani kahve ısmarladı. Evlenme teklif edecekmiş Emre. Hayır kahve ısmarladı. Ondan evet. Sonra sen ne yapıyorsun ne diyorsun? Dedim iyi dedim ben de dükkanımı değiştiriyorum dedim yerin dedim. Ay benim evimin dibi dedi aslında yalan. Benim dükkanım Bahçeli Evler'de Emre'nin evi Haznedar'da. Arada uçurum var. Öyle, uçurum yok ama hayır. Yani yakın sayılır. Evimin dibi diyor. Dibi de değil yani. Dibi de değil yani. Evet. Haznedar Bahçeli Evler'e. Ondan sonra cihazı getirdi bana teslim etti. Ve çok orada çok böyle sonradan öğreniyorum bunu tabii. Orada çok güzel bir jest yapmış Emre. Cihazı biz çok uygun fiyatla aldık. Normalde 10 bin ise mesela biz 5 bine aldık. Geliş fiyatının bile altına almışız. Emre orada aslında cihaza kendi de cebinden para eklemiş. Yok artık. Ya. Evet ama Emre'ye bak. Evlendikten sonra nişanlık evresinde öğreniyorum.
Aradan bayağı bir zaman geçiyor. Emre sürekli benim dükkanıma uğruyor. Kahve alıyor, kahve yapıyorum, kahve içiyor. Evet. Ben de o kadar Emre'yi seviyorum ki. Ya diyorum ne kadar iyi bir çocuk diyorum. İnsan bir olarak. Bir gün geldi. İnsan olarak evet o kadar çok seviyorum ki. Dedim ki ben Emre ya dedim o kadar iyisin ki dedim. Sana dedim birini ayarlayacağım. Aa ben. Ve bu kişi de gerçekten çok yakınım. Hani şimdi burada söylemek istemiyorum evli olduğum için Emre'yle. Dedim ki sana dedim birini ayarlayacağım. Orada ben Emre'nin yıkıldığını gördüm. Yıkılması bana sadece şunu söyledi. Şu at gözlüklerini çıkart ve etrafını gör dedi ve çekti gitti. Aradan bir saat geçmeden Emre beni aradı. Dedi ki akşama dedi hazırlan dedi yemeğe çıkalım. Her neyse biz bir yere gittik yemeğe. Çok güzel bir yerdi bu arada. Yemeğe gittik. Emre oturduk. Daha ben bir bardak su değil bir yudum su içmeden Emre böyle yaptı. Ben seninle evlenmek istiyorum. Bravo. Oh. İşte bu kadar. Evet. Benim dedi bana dedi bu fırsat şimdi nasip oldu. Ben nasibimin peşini bırakmayacağım. Sen benimsin gibi hani sen benimsin vay demedi be. Daha doğrusu ama. Ya benimsin ya toprağım. Şöyle dedi ben seninle evlenmek istiyorum. Ya dedi hani bana dedi bir şans ver ya da dedi ben seninle arkadaş olamam artık. Ay canım ya. Ama keşke daha öncesinde böyle tanısaydım diyorum. Sonra bu şekilde. Sonra bu şekilde sürpriz bir evlilik teklifi etti. Nerede? Bir AVM'nin en üst katında evet. Güzel bir VIP odayı kiralamıştı. Yoktu. Asla haberim yoktu. Haberim olsaydı zaten kadar böyle nazik. Bir kıyafet giymezdim. Evet. Beyaz bir kıyafet giymiştim orada da. Aha. O da sözümüzden 2 gün önce etti ama ben... Hem de evleneceğim sene derken sen ilk buluşmaya böyle gitmeye karar verdin nikah salonuna. Hayır. Biz aslında burada Emre'nin asker arkadaşının nişanına gidiyoruz. Hatta ben dalga geçtim. Dedim ki ya ne alaka dedim ya dedim hafta için nişan mı olur dedim. Hilal dedi onlar da adet öyleymiş dedi gel gidelim. Her neyse biz gittik. Sonra bir baktım orada yeğenimi gördüm. Aa, organizasyonu gördüm. Çok güzel. Çok güzeldi. Peki seni istemeye geldiklerinde adetleriniz nasıl? Çünkü eşin tarafı Siirtli onların da böyle şey derler Siirt'ten kız al kız verme derler biraz. Ağırdır adetleri böyle. Bilirim ben. Saygı çok önemlidir. Zorluk çektin mi? Neler yaşadın? Hiç zorluk çekmedim. Ama hoşgörülüdür aynı evet, zamanda. Çok evet. Hoşgörülüdürler. Kayınvalidemle falan hani hiçbir sıkıntı yaşamadık çok şükür. Zaten hani Emre de gerçekten durumu çok güzel idare ediyor. İki türlü de. Bundan dolayı bizim ailelerde ne benim annem, ne kayınvalidem, ne kayınpederim, ne babam hiçbir şekilde ne takı, ne yapacaksınız, ne edeceksiniz hiçbir şey konuşulmadı düğün evet. Şeyde, istememizde. İsteme görüntüleri yeşil mi giydin elbise? Evet, yeşil bir elbise giymiştim. Yeşil. Evet. Evet. Fiyatı nedir? Bu elbiseyi özel diktirmiştim. Fiyatı o zaman 300 liraydı. Aa, çok uygun. Çok uygun. Ne kadar toplandı? Nişanda. Bu söz benim nişanım olmadı bu arada. Pandemi geliniyim, pandemi mağduruyum. Nişan yerim her şeyim hazırdı. Bir hafta kala nişanımız iptal oldu. Nişan yerimizden ücretimizi geri talep aldık yani. Ha, peki kına gecen oldu mu? Kına gecem de olmadı benim. Yine pandemiye denk geldi. Evet. Pandemi hatırlıyor musunuz? Bir ara bir esneklik sağlandı. Evet. Sonra evet. Tekrar kısıldı. Evet. O arada da ben bekarlığa veda yaptım. Şurada bekarlığa veda. Evet, bekarlığa veda. Böyle pembe şeker kız olayım istemiştim. Çok güzel. Neresi orası? Burası da bir arkadaşımızın villasının bahçesiydi. Ne güzel. Güzeldi, çok eğlenmiştik. Evet. Yine kişi sayısı falan böyle azdı, ona da dikkat etmiştik. Düğün değil de nikah oldu galiba. Evet, nikah oldu. Hı-hı. Nikahta da her şey kısıtlıydı bizim zamanımızda. Normal düğününüz olmadı? Yok, olmadı ama pandemiden dolayı olmadı. Yalnız değilsin hayatım. Evet, pandemiden dolayı ama olmadı. Ama çok güzel olmuşsun maşallah. Evet, maşallah. Gelinliğin de, türbanın da çok şık bence. Gelinliğin de özel miydi? Evet, özel diktirdim. Kendime göre diktirmiştim. Gelinliğimin de fiyatını siz sormadan söyleyeyim. 9.000 liraydı. Özel dikim, özel kasnak işlemesiydi. Çok güzel. Çok güzel. Peki başörtüm biraz farklı sanki. Evet, ilk defa böyle bir baş stilini bende denemişlerdi. Sonradan bu baş stili moda oldu diyebilirim. Evet, birçok arkadaşım da sonrasında da gördüm. Çok ama çok beğenildi. Peki takılar falan ne kadar geldi kimlerden? Takılar kayınvaliden taktı. Kayınvalidem 5 tane bilezik taktı. Annemler
5 tane taktı. Yanlış hatırlamıyorsam. Gerçi videoda da görürüz ama o kadar izlememize yani mümkün değil. Ondan sonra kolye taktı annem. Kayınvaliden 5'i bir yerde takmıştı. Peki hani takılan altınlar sizde mi kaldı, eşinde ve sende mi, hayır, yoksa aileler mi aldı? Hepsi bizde kaldı. Hiçbir güzel şekilde aileler hiçbir şey karışmadı bizde. Ay çok güzel. Evet. Bu arada takıları şu an net olarak hatırlamıyorum ama takıları böyle size önünüze serebileceğim bir liste var. Çünkü eşim benim bu listeyi tuttu. Oo. Ama bu listeyi şu an buraya getiremedim. Şundan dolayı getiremedim. Hani kişilerin isimleri görünüp kimse rencide olsun ya da olsun, evet, istemedim. Doğru. O listeyi tutuyorsunuz çünkü aynısını götürmek adına mı acaba? Evet. Şimdi mesela o zaman bize gram takılmış ya da gramın gramı takılmış. Eşim şu an ona mesela gramın gramına gramla gitmemiz uygundur diyor ya da gramla gitmemiz uygundur diyerekten öyle karşılığını veriyoruz. Duruma göre tabii, karşılığını hazırlıyorsunuz. Evet. Çünkü o zamanla şu zamanı asla kıyaslayamayız. Evet. O zaman 100 lira bile değerliydi ama şu an 100 liramız 10 lira. Evet. Ayırabiliriz. Haklısın. Peki balayına nereye gittin? Balayına biz Antalya'ya gittik. Çok güzel bir yere gittik. İyi ki de oraya gittik diyorum. Faralya köyü olarak geçiyor. Hı hı. Çok güzeldi. Hatta görüntüleri de var. Böyle havuzda kahvaltısı çok falan da vardı. Aa, çok keyifli. Evet. Çok güzel. O kahvaltı geliyor mesela havuzda, havuz içerisinde hem yüzerek hem de kahvaltı yapabiliyordu. Ay çok havalı. Çok güzeldi. Evet. Çok düğünden güzel. Serin serin. Efendim? Düğünden sonra bir daha hiç gittiniz mi? Düğünden sonra bir daha gidecektik aslında, gidemedik. Hatta biz orayla rezervasyonumuz bile vardı. Ama düğünden bir yıl sonra ben kına gecesi yaptım. Sahi mi? Evet. İçinde kalmıştı. Evet. Pandemiden evet, sebep. Evet. Çünkü bravo evet, vallahi. Bizim yok. Düğün yerimizde. Benim de birçok şey kaldı vallahi. Bizim düğün yerimizde. Sen de yap. Düğün olmadı nasip. Evet. Bir türlü giremedim. Bizim düğün yerimizde kına yerimiz aynı salonlardı. Salonların farklı yerleriydi. Biri 1000 kişilikti, biri 500 kişilikti. Biz bir ücret ödemiştik ve o ücreti geri alamayacağımız için dedim ki üzülmeyelim ya dedim. Bence de. Bir yıl sonra da dedim kına gecesi değil de gelin eğlencesi adı altında gelin eğlencesi yaptık çok ve güzel. Çok keyifliydi. Çok bebeğinin güzeldi. Fotoğrafı var mı? Var. Çok tatlı maşallahı var. Hatta bebeğimin mevcutunu da gösterebilirim. Aa, size. Seviniriz. Adı neydi? Lelin. Lelin. Olmaz ondakiler var. Ay Lelin çok tatlı. Maşallah hayatım ya. Allah nazarlardan saklasın. Teşekkür ederim. Size valla mutluluklar diliyorum bir teşekkürler. Tanem. Teşekkürler. Ay ilişki testine geçelim bakalım. Bu güzel çift bizden bugün bu altın küpeleri kazanacak mı? Telefonumu acaba aldım. Hadi ara Emre'yi. Ver bana hemen. Dur bakayım nasıl açacak, bir dakika duyalım. Sen de gel birlikte. Alo Deba. Efendim? Bir tanem ne yapıyorsun? İyiyim hayatım, sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Merhaba Emre. Merhaba Aslantacığım, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim canım. Sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evimize geldiniz, şerefler verdiniz bu arada. Çok teşekkür ederim. Biz de çok teşekkür ederiz. Sağ ol canım benim. Şimdi Emre'ciğim, sözü uzatmayayım. Ben hemen sorulara başlamak istiyorum. Hazır mısınız? Haberleri aldım, evet. Bir sorular gelecekmiş. Korkuyorum ama hazırım. Korkun neşene faydası yok derler. Ay. Ama bence sizin aşkınız ve birbirinizi bence gayet iyi tanıdığınızı düşünüyorum. Ya, bugün bu altın küpeleri kazanacaksınız. Hazır mısınız? Olmasa da ben eşimi alırım aslanım, sıkıntı değil. Ya. Ay aferin ya. Görüyor musun? Siirtli işte ya. Helal olsun. Aslanım. Nasıl, bir daha söyle. Karım da karım. Ay süper, hiç kocam da kocam demiyor valla. Çok hanım hanımcık böyle başı aşağıda. Biz her türlü seviyoruz, sorun yok aslında. Çok güzel. Bravo, size de bu yakışır. Şimdi ilk soru geliyor. Tamam. Sen hemen cevap vermiyorsun. Önce eşin cevaplayacak, ardından senden rica edeceğim. Şimdi aynı anda ikinize de soruyu yöneltiyorum. Emre'cim, Hilal'in bir arkadaşı var. Onun hal ve tavırlarından sen hoşlanmıyorsun. Nasıl bir tepki verirsin Hilal'e bu durumda? A. Onunla görüşmemesini söylersin. B. Onun olduğu ortamda sen olmazsın. C. Fikrini söyler, kararı eşine bırakırsın. Evet. Onunla görüşmememi ister. Onunla görüşmemesini söyler sana. Peki. Bence. Evet Emre. Acaba Hilal buna ne cevap vermiştir?
C şıkkı diyorum. Ben fikrimi söylerim. Karım karar verir. Karım da karın diyorum. Aa, üzüldük ama ben bu cevabı sevindim. Çok mantıklı. Ya Emre gibi bir profil bunu söylerdi zaten Hilal. Evet, gerçekten biz bu testi geçemeyiz. Belki ben hani görüşmesin dediğim kısım budur ama sana evet. bırakıyorum gene derim her zaman. Tabii. Evet. Evet, devam ediyoruz. Buyurun. Eşin Emre'nin sabah kahvaltısında olmazsa olmazı nedir diyorum. Emre seni sessize alıyorum. Bekle. Hadi zeytin, peynir, sucuk, menemen fıt 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 bence fıt fıt. Bu soruyu bilemedim ama bence menemen ya da göz yumurta diyecek ama İkisini menemen de kabul diyelim. Edeceğim tamam. Ya. Menemeni de göz yumurtayı tamam. da kabul edeceğim. Evet Emre, olmazsa olmazın nedir sabah kahvaltısında? Ben salatamız olmalı mesela. Ya domatesli salatayı çok severim ben. Bilemedim gene. Ben de çok severim. İlla o yeşillik ve zeytin olacak. Olacak. Dedi ki menemen veya göz yumurta dedi. Ha, göz yumurtayı da çok severim. Yalan söylemeyeyim şimdi. Hani neyse artık yapılacak bir şey yok. Üzüm vardır benim bilir ama olabilir. Sevmeye devam et Emre'cim. Yaparsın bu pazar. Evet. Yakın arkadaşın dertleşmek için sana geldi ve sürpriz kapı çaldı. Kayınvaliden Hilal'cim o gelmiş. Bu durumda ne yaparsın Hilal? Buyur ederim. Ama kız sana dertleşmeye geldi yani. İçeride arkadaşın ağlıyor da yani bir derdi var. Ha, ama yine de ne yaparsın? Ya İçeride arkadaşın var. Arkadaşıma söylerim kayınvalidem geldi. Daha sonra onu da ağırlarım ya da arkadaşıma farklı bir alanda belli etmez misin belli etmem yok etmem. Buyur eder etmem. İçeri alırsın. Tabii tabii. Peki. Evet Emre. Hilal ne yapar bu durumda? Herhangi bir şey yapmaz. Annemi de ağırlar. Arkadaşıyla konuşması devam ediyor. Sonunda. Evet. Eşinin çocukluğunda ya da okul yıllarında bir lakabı var mıydı Hilal? Hiç bilmiyorum, bu konu hiç geçmedi aramızda. Evet, hiç konuşmadık, bilmiyorum. Lakabı yok o zaman. Ya Emruş derler o zaman yani. Evet, Emruş. Çünkü kayınvalidem de arada bir Emruş diyor, ben de diyorum. Hadi bakalım ne diyecek? Evet Emre'cim. Ya benim okul yıllarında böyle aman aman bir lakabım yoktu ama hani arkadaş çevremde genellikle bana böyle babamın lakabıyla seslenirler, Cici derler. Emruş oldu mu şimdi ya bu? Emruş Şahin. Benim arkadaşım onları daha yakınlar söylüyordu. Yani evet, onlar başka. Kayınvalidem söylüyor. Ama onu nereden bilsin Cici'yi, Bici'yi bilmiyormuş onu. Evet, kayınpederim Cici. Evet ya. Cici baba deriz. Cici ay canım benim. Peki eşin hardal mı, ketçap mı, mayonez mi tercih eder? Emre mi? Emre. Eşin işte eşin. Hocam. Hardal hocam. Mı, ketçap mı, mayonez mi? Ketçap, hardal, mayonez. Ketçap mayonez. Diyelim. Hardal, ketçap. Hardal. Ne? Ay ketçap ya. Ay bir karar ver. Ama hepsini sıkıp karıştırıyor böyle yiyor. Aa, en çok evet. Zor. O zaman barbekü sos. Evet. Hangisi? O niye yok? Tamam onu da koydum barbekü. Koydum. Barbekü o zaman diyorum. Öyle mi? Evet diyorum direkt. Emre sayıyorum. Dinliyorum. Hardal, mayonez, barbekü, ketçap. Hangi sos senin tercihin olur? Seç bakalım. Bir tane mi hepsi mi? Yok bir tane. Bir tane. Tabii ki barbekü. Allah Allah, ben de barbekü çok severim. Evet. Aslanım söyleyin ona göre akşam küpelerle mi gelin gelmeyeyim şimdi. Dur şimdi bir sorum daha var. Tamam. Çok iyi dinle Emruş. Tamam. Dinliyorum hasta ablam. Ay canım benim. Emre'nin en sevdiği erkek ismi ne? Ali. Yusuf Ali. Ali. Yusuf Ali. Evet. Yani nasip olursa tabii ki ama istiyorum bu ismi, seviyorum yani Yusuf Ali ismini seviyorum. Hadi inşallah canım benim. Allah nasip etsin. Kaybettik Emre sayende. Dur bakalım soralım, belki bir yanlış değil herhalde değil mi? Bayağı ben bir saydım. Çok yanlış var. Maalesef 3 yanlış var Aslı'nın. Ay 3 tane yahu Emre, ne yapacağız? Hele gelecek. Sorun yok, gebertecek bir şey yok Aslı ablacığım. Akşam ben küpelerle daha geleceksin. Hayatım kas gevşetici getireyim mi? Yok yok, burada bayağı gevşedi. Ne güzel ya, hep böyle gülümseyin. Çok hoşuma gitti gerçekten. Çok neşeli, enerjisi yüksek. Ay burcun Emre senin. Başak. Başak. Evet. Peki. Emre'cim çok memnun oldum. Ablacığım. Çok memnun oldum. Tekrar bir araya geliriz inşallah. İnşallah çok canım, size mutluluklar diliyorum. Şimdi hanımına şans dile. Çünkü gelinler Hilal geline puan kullanacaklar. Sen bir şans dile hanımına. Ah.
Biliyorum sevgili eşim, seni çok seviyorum. Kazansan da kaybetsen de seni çok seviyorum zaten. Ben de seni. Kaybedersen haber ver hayatım, küpeleri alıp geleyim akşam. Ha. Bir tanem teşekkür ederim, küpe önemli değil. Evet. Görüşürüz ablam. Evet değerli izleyenler, şimdi Hilal gelin için puanlamadayız. Hilal'cim, benim sana puanım. Ne oldu? Lale oldun sen. Evet, şu an lale oldum. Benim emeklerimi görmediğin için ben de emeklerini görmek istemedim. Bundan dolayı senden özür dilemek istiyorum. Yatak odana bana kapı duvar yaptığında bu sefer mecburdum. Ya ben de haksızlığa gelemiyorum. Mesela Rabia arkadaşımıza sormak istiyorum ama bir yandan da sormak istemiyorum. Çünkü kendisi baştan aşağı haksız bir insan. Bol bol bak, gözün doysun. Teşekkür ederim. Bakıp senin gibi olmaktansa bakmamayı tercih. Sen benim gibi zaten olamazsın Rabia. Az sonra. Büyük ödülümüz 50.000 TL için. Hilal Gelin'e gelinler puan kullandılar. Finale sadece bir gün kaldı hanımlar. Yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Evet. En yüksek kaç puan bekliyorsun ve kimden bekliyorsun? En yüksek... Hadi kaç puan beklediğini söylemeyeyim de. En yüksek puanı sana hangi gelin vermiş olabilir diye sorayım. Bence en yüksek puanı Yaren vermiştir diye düşünüyorum. Bakalım. Peki en düşük puanı kim vermiş olabilir? Yine Yarenci diyorum. Yaren yüksek puan, Yarence düşük puan. Bakalım görelim. O zaman hemen senin yanı başından... Rezan'dan başlamak istiyorum. Rezan'cığım, önce kısaca sebeplerini duyalım mı? Çok tatlısın. Teşekkür çok güzel karşıladın, çok güzel ağırladın. Her şey için teşekkür ederim. Rica ederim. Avizlerine bayıldım gerçekten. Bence senin gibi ışıl ışıl. Odanı göremedik. Sunumunda da eksiklikler olduğunu düşünüyorum. Biraz kendime benzettim diye. Zaten odanı göremeyince ben o puanı aslında kırdım ve kırmadım arasında kaldım. Bunlara göre bazı fikirler oluştu kafamda. Belki açtıktan sonra yine devam edelim. Peki. Puanını görelim canım. Hilal'cim, benim sana puanım. 2 puan. Ne oldu? Lale oldun sen. Evet, şu an lale oldum. Yok, şaşırmadım ama. Puan olarak şaşırmadım. Şaşırmadın. Yok, şaşırmadım aslında. Bir şey söyleyecek misin? 2 puan neye verdin? Chase'in göremedik. Evet. Ben hazırlık yapabileceğini düşünüyordum. Yatak odanı da göremedik. Evet. Bu üçünü söyleyince, çünkü bu programda en çok bunlara dikkat ediyoruz. Ama başka şeyler de düşünmüştüm de, çok tatlı olduğun için ve çok güzel ağırladığın için. Bu puanı. Bu, yani evet, bu puanı. Teşekkür ederim. Yani 2 puanı neye verdin sen? Ben onun tatlı ve güler yüzlü oluşuna verdim. Karşılaması? Karşılaması aslanım tabii ki de çok değerliydi. Yani karşılama beni çok etkilemiyor niyeyse bilmiyorum. Sadece onun o enerjisi etkiliyor. Yani yaptığı... Doğru, enerjisi tabii ki. O yani şovlar, herhangi bir şeyi hiçbir etkilemiyor. Sadece enerjisi etkiliyor. Her zaman öyledir benim hayatımda. Enerjin? Teşekkür ederim. 2 puan. Peki. Şimdi toplarız enerji. Diyorsun. Hadi Yaroş. Evet, Yaren, o halde seninle devam edelim canım. Tabii aslanım. Ha. Önce açıklayalım. Evet, kısaca sebeplerini tabii, duyalım. Yatak odanı... görmediğim için, salonda eksiklerin olduğu için birçok şey var ama puandan sonra konuşmak istiyorum tamam. Aslanım. Peki canım, verirseniz. Puanını görelim o halde. Tamam. Benim sana puanım... 2. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bir çeyizinden kırdım bir puanı. 2 yatak odanı görmememden kırdım. 3 de karşılamandan kırdım. Neden kırdım hemen söylüyorum. Normalde ben bana göre karşılamaya da puan verilmesini istiyorum.
Ama dün bana dedin ki karşılama beni, ben size sorduğumda dedim ki Hilal benim karşılamamı gözden geçirmedin mi? Orası beni ilgilendirmiyor dedin. Hmm. Hani bu şekilde. Oraya dedin puanlamıyorum dedin. Eğer ki böyle demeseydin ben karşılamasını çok beğendim. Yani açık konuşmak gerekirse beğendim. Uğraşılmış, emek verilmiş sonuçta. Tabii oraya kadar evet, götürülmüş. Kesinlikle onu ayarlanmış. Çünkü evet, biliyorum karşılama evet, için ben de uğraştım. Ona puan verecektim. Ama o yönden beni kırdığın için, benim emeklerimi görmediğin için ben de emeklerini görmek istemedim. Aslında Yarencim, benim seninle ilgili, daha doğrusu senin puanınla ilgili bir itirafım var sana bugün. İtirafım var. Evet, dün aslında bunu söylemek isterdim ama dün çok gergin ve çok üzgün olduğun için ekstra seni üzmek, kırmak istemedim. Aslında benim sana puanım dün 3 olacaktı. Hı hı. Farklı bir şeyi kendimle alakalı tamamen unuttum. Belki yorgunlukla alakalı, belki ışıklarla alakalı, belki bir şeylerle alakalı. Heyecanla alakalı ya da aşağı indik yukarı çıktık. O telaşı da unuttum ve puanlama kısmında kaç puan vereceksin dediklerinde aslında 2 değil 3 söyleyecektim ama hatta yönetmenimize de söyledim ama kutuya giren puan ne olursa olsun, ne kadar çok pişman da olursan ol, değiştiremem. Çünkü burada bu şansı kimseye vermedik, sana da veremeyiz dedi. Puanınla ilgili sıkıntı olursa daha sonrasında özrünü dilersin dedi. Bundan dolayı senden özür dilemek istiyorum. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum Aslı Hanım. Hı hı. Yani şu anda vicdanen de konuşmak istiyorum. Bunu verdiğim için de üzüldüm. Çünkü gerçekten beğenmiştim karşılamasını. Ama o, dün beni o şekilde kırıcı konuştuğu için ben de dedim onu kırmak istiyorum dedim. Hı hı. Kısmet diyelim ama keşke olmasaydı. Olsun. Nasip. Olsun. Bir dahakine nasip inşallah olmaz. Bunu pişmanlığımı zaten kabul etmiyordum ki biliyordum bu puanların verilmeyeceğini, daha çok pişman olacaklar. Evet Rabia'cığım. Direkt puanını istiyorsan sen de açıp onun üzerine olur, konuşabilirsin. Olur, olur. Hiç fark etmez. Peki, teşekkür ederim. Puanını görelim canım. Tamam. Hilal'cim, benim sana puanım 4 puan. Şunu da söylemek istiyorum. Benim gönlümde 4 puan evin. Ama yatak odasını bize göstermediğin için kırmak durumunda kaldım. Ama gerçekten karşılamana bayıldım. Çok güzeldi, çok samimiydi. Böyle bir anı yaşattığın için teşekkür ederim. Rica sana ederim. Sofrana bayıldım, o gül detayına bayıldım. Evini çok beğendim. Evet, avizeyi beğenmedim ama evindeki uyum gerçekten hani avizeden puan kırmamı etkilemedi. Bir puan kırdın avizeden. Etkilemedi. Yani puan kıracaktım ama evi çok uyumlu olduğu için. Şimdi yatak odasından istemedim. Kaç puan kırdın yatak odasını görmediğin için? 1 puan dedim, evet, ben kırabilirsin ama sen 2 puan sanki uçurmuşsun gibi geldi. Hani 4 yok, verseydi yani halde. Yok yani eksiden başladım anlamında demek istedim aslanım. Biraz heyecanlandım konuşurken ama o yüzden oldu. Ama demiştik ya 4 puanla beni değerlendirebilirsiniz. Evet. Hatta evet. Ben şu an bu puan için sana teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ben yatak odamda size... Yatak odam kapı duvar burası size dediğimde beni isterseniz 3 puan ile bile değerlendirebilirsiniz sizi baz alarak bu puan benim için en yüksek puan. Teşekkür ederim. Rica ederim. Her şey için tekrar teşekkür ederim. Rica ederim. Emeğiniz kendisi sağlık. Mutluysa söyleyecek bir şey yok. Ben 4 puan aslında demiştim ama Hilal kendisinden hani 4 puan itibariyle değil de 3 puanı kendisine demek ki en yüksek puan olarak adletti. Ben mesela yatak odasından 1 puanı kırın, 4 puan üzerinden puanlayın dedim. Evet. Peki en yüksek puan 3 olarak adlediyorsun. Evet. Ve mutlusun. O zaman söyleyecek hiçbir şey yok. Evet. Peki Rabia'cığım 4 vereceğini söylemiştin normalde yatak odasını görseydin. Evet. Yani yapacağım bir yorum da yok o zaman. Yatak odasını görseydin yeterliydi senin için. Ben şunu söylemek yok, istiyorum. Yok tamamlayayım. Bir dakika tamamlayayım. Seni. Sorumu tamamlayayım. Tamam. Ben sadece şeyi merak ediyorum. Hani benim yatak odamı da eleştirdiniz. Salonumda da dekorasyon bulmadığınızı söylediniz. Mutfakta aynı şekilde. Yani aramızdaki 2 puan neydi? Ben onu merak ediyorum. Sadece o 2 puanı merak ediyorum. Yani şimdi, perdelerim miydi? Şimdi önce şunu söyleyeceğim. Facia perdeler. Facia perdelerim. Önce şunu söyleyeceğim aslanım. Şunu bir netleştirelim. Hani ben eksiden başladım demek istedim. Direkt 1 puanı yatak odasından kırdım demek istemedim. Tabii.
öncelikle onu o şekilde anlamanızı rica ediyorum. Ama gönlümden geçen 4'tü dedin. Gönlümden geçen puan gönlüm evet 4'tü. Ama hani yatak odası eksikler buna izin vermedi. O şekilde anlaşılmasını istiyorum. Şöyle Hilal'in evindeki hani uyum, perdeler göstermiş olduğu özen benim çok hoşuma gitti. Karşılamasından sofrasına kadar. Sofra özellikle ben çok çok beğendim sofrasını. Hani baktığım zaman yani tarzıma, zevkime gerçekten çok hitap etti. Gözümü de doyurdu öncelikle. O yüzden öyle vermek teşekkür istedim. Teşekkür ederim. Bir de ben de şey eklemek istiyorum. Bana verdiğiniz puana göre karşılık vermiyorum ama bana verdiğiniz puana göre bir değer biçip ve aranızda da haksızlık olmaması adına özellikle Hilal sen demiştin bunu haksızlık. Ben de bu konuda çok hassasım. Buna göre yapıyorum. Özür dilerim hepinizden eğer sizi mutlu etmiyorsa. Hayır estağfurullah öyle şey mi olur? Sonuçta bu senin tarzınla yorumun. Bu benim tarzımla döşemem. Evet. Ben asla alınmam, kırılmam kızlar bu arada. Beğenmek zorunda değilsiniz. Ama bu benim tarzım. Mesela bu da aslında benim tarzım değil. Bakmayın siz ama ben aslında çocuğumun rahatlığı için böyle bir mobilya tercih ettim. Hiç sıkıntı değil. 3 puan için ayrıca sana da teşekkür ediyorum. 2 puan için de teşekkür ediyorum. Bir verseydin bir için de teşekkür ederdim. Ay atacağım kendimi. Ne demek? Ne demek? Hayır, bir puanı teşekkür ederdim. Bir verseydin onun için de teşekkür ederdim. Yani sonuçta senin bu fikrin. Fikrine saygı duyuyorum. Ya ben de haksızlığa gelemiyorum. Mesela Rabia arkadaşımıza sormak istiyorum ama bir yandan da sormak istemiyorum. Çünkü kendisi bence baştan aşağı haksız bir insan. Nasıl düşünmek istiyorsan... Aynen öyle. O yüzden sormuyorum. Sen kendi mantığına, kendi zevkinle beynini kurcala. Tamam. Ama ben sana zaten bir sayfa alacağım, böyle bir dergi alacağım dekorasyonla alakalı. Bol bol bak gözün doysun. Teşekkür ederim. Bakıp senin gibi olmaktansa bakmamayı tercih. Sen benim gibi zaten olamazsın. Düşünmen yeter tatlım. Sen benim gibi zaten olamazsın. Evet, bittiyse hanımlar ben devam edeceğim. Buyurun Aslan. Evet Ayyüce'cim, senin de direkt puanını görelim. Tabii ki Aslan. Sonrasında gerekirse konuşacağız. Hilal'cim benim sana puanım 3. Teşekkür ederim. 3 puan da evet. Ayyüce'den. Evet. Ben avizeyi buraya çok fazla buldum. Onun dışında hepimiz yatak odamızı gösterirken evet sana saygı duyuyorum. Ama senin göstermemen hoş olmadı. Ondan bir puan kırdım. Bu şekilde. Benim hani yatak odamı göstermemem puan kırmanızı tabii ki etkileyecek. Sonuçta bir programdayız ve evet. Şartlara göre bunlar yapılması gereken. Ama ben hiçbir şekilde, hiçbir zaman bu konuda istemediğim için böyle bir senaryo yazdım kendimce. Kapı duvar yaptım. Orada da bir espri yapmak istedim aslında. Kendimce aslında o katı kuralımı sizlere yumuşatıp bir şekilde önünüze sunmayı tercih ettim ama orada da biraz sizlere... sert oldu sanırım. Evet biraz. Çünkü hoş gerçekten olmalı. Çok dikkat ettiğim bir konu ve benim kırmızı çizgim. Peki bir şey soracağım. Evet. Mesela ben eğer ki bize dönelik şu uygulamayı yapsaydın, deseydin ki arkadaşlar ben de sizinle birlikte yatak odası gezintisine gelebilirim ama ben yorumlamayı sevmiyorum. O yüzden benim günümde bazı şeyler aklınıza oturacak. Ben sizin yatak odanızı yorumlamayacağım ama yine yanınızda duracağım ama puanınızdan da kesmeyeceğim deseydin yemin ediyorum ki ben o puanı kırmazdım. Ama sen gelip benim yatak odamı yorumlayıp onu beğenmedim o buraya olmadı deyip de sana geldiğimde yatak odana bana kapı duvar yaptığında bu sefer mecburdum kırmaya. Yoksa konuda çok haklısın. Göstermeyebilirsin. Şundan dolayı program gereğince girilen her odaya yorum yapmak zorunda gelinler. Ama bu da program gereğince her odayı göstermek zorunda gelinler. Tamam. Buradan zaten yönetmenimizden de bir uyarı aldım. O uyarının da gerekliliği neyse onu da karşılayacağım. Tamamdır. Evet. Gereği neyse dediği gibi evet yapacağım. Bir kuralımız vardı. Burada böyle bir durum yaşandı. O da ona göre değerlendirilecek, gereken yapılacak diyelim. Toplamda 10 puan aldın gelinlerden. Olsun 10 numara bir ortamımız oldu. Bence de. Peki. Şimdi ben senin için puan kullanacağım. Tamam.
Haftanın dördüncü gününde Hilal Gelin'deydik. Hilal Gelin bize evinin dışında bir yerde adres vermişti ve biz orada buluştuk gelinlerle. Sürprizi karşısında ben çok mutlu oldum. İstanbul aşığı birisi olarak nefis bir yerdi. Ben bile o gondolla gezi yapmamıştım. Hep çok isterdim ama bugüne kısmetmiş. Gezi yapmasak da o teknenin içerisinde bir çay içtik. Güzeldi. Ardından evimize geldik. Salonunda uyum var mıydı? Bence vardı. Ferah bir salondu. Tatlı, birbirine yakışan tonlar kullanmıştı. Biraz da salonun düzenini bebeğine göre dizayn etmişti. Yemek masasında yöresel lezzetler gördük. Onlar da gayet tadı yerindeydi diyebilirim. Yapan herkesin tekrar ellerine sağlık. İlişki testinde eşinin sesini duydum. Biraz sohbet ettik. Enerjileri gerçekten çok güzeldi. Eminim sizler de bunu hissetmişsinizdir. Ama kazanamadılar altın küpeleri. Ben onlara yuvalarında mutluluklar diliyorum. Misafirperverliği için çok teşekkür ediyorum. Gelinler de misafirperverliğinden çok hoşnut olmuşlardı Hilal Gelin'in. Ben de öyle. Bakalım yarın Cuma günü 50.000 TL hangi gelinin olacak? Hilal'cim sen de yarın benim puanımı öğreneceksin. Her şey için teşekkür ediyorum. Sana da yuvanda mutluluklar diliyorum canım. Evet değerli izleyenler, bugün de programımızın sonuna geldik. Her şey için sana çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim aslanım. Sizlere de çok teşekkür ediyorum hanımlar. Biz teşekkür ederiz. Yarın. Bakalım 50.000 TL büyük ödülümüz hangi gelinimizin olacak? Ve biz vedayı nerede yapıyoruz Ay Yüceciğim? Kocaeli Gebze. Evet, yarın Kocaeli Gebze'de görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın efendim, bizimle kalın. Bay bay. Hoş geldiniz. Senin kadar güzel bayan hayatımda görmedim. Turşu suyu ikram edeceğim sizlere. Ben acılı istiyorum. Acı içip acı konuşacağım. Siz ikiniz burada çok gereksizsiniz. Senin gibi mi? İstersen biz hemen yol yakınken kapıdan çıkalım. Gitmek istiyorsan git. Rabia'nın dilini yutturmuşum. Evet. Senin için dilimi bile yormaya değmem. Türk 50, 60, 80, 90, 100. Yapamaz. Buraya ayna koymayı unuttun galiba. Bu konuda yorum yaparsan beni taşa tutacağını biliyorum. Bir balıkçıya gelmiş gibi hissettim kendimi. Senin baban Selcan'ın babasına nasıl hitap eder? İsmi neydi kayınpederinin? Ay şu an unuttum. Tövbe estağfurullah. Kayınpederin. Nasıl olur gelin evi döşemesi temizli? Gelini gelin yapandır eve getirdi çeyizi. İkram da yoktur üstüme güveni.